söyle. Katılırım sana de sen de söyle. Enteresan bir yatırım yapan var mı? Verelim mikrofonu beyefendiye. Ben aslen ticaretle uğraşıyorum, İstanbul'dayım. Bir arkadaşım geldi bir gün bana, dedi ki bir şirket kuracağız, 5 ortak. Sen de bizden biri ol, işte yatırımcı ol. Tamam dedim, ben de olurum. Bir süreç geçti, süreç tabii 2,5 yıl geçti. Tabii ben kendi ticaretimle uğraşıyorum, onu kovalamıyorum. Diyorum ki ya o zaten işte pazarlamacıları var, müdür var, amir var, kovalıyor onlar orayı. Ve gittim, arkadaşıma dedim ki, ya şirket yok, batmış, burası yok ki, öyle bir yer yok burada yani işte. Bir yer kiralamışlar ama bir tane de sekreter var, işte o birileri keyif yapıyor. Tabii ciddi bir para batırdık orada, 5 kişi beraber batırdık orada ciddi bir para. Sonuçta dolandığımızı anladık ama 2,5 yıl sonra anladım, hiçbir şey talep edemedik. Abi 2,5 yıl hiç sormadınız mı ne oluyor? Sorduk işte, çok yakın bir arkadaşım. Ben takip ediyorum Doğan abi. Bende o iş. O da takip etmemiş. Yurt dışında işte kendisi yaşadığı için öyle gitti, batırdık. Firma burada. Tabii firma İstanbul'da. Siz de İstanbul'da. Tabii ben de İstanbul'dayım. Ama yurt dışındaki arkadaşınız takip ediyor. Tabii evet, evet öyle oldu, öyle oldu. Güven tamamen güvenle ilgili bir şey oldu orada. Bir yerde bir hata var ama. Var. Söyleyince... Var, evet var. Teşekkür ettim size. Çok güzel program devam ediyor. Uzatma diyorsunuz bana. Yok lütfen. Rica ederim. Evet, benim bir girişimim var. Size izah edeyim sonra. Tamam efendim, tabii. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi bizim bir gencimiz var. Bir yatırım yapmayı düşünüyor. Bakalım ailesini ikna edebilecek mi? İzleyelim efendim. Sevgili ailem, Beylikdüzü değerlenecek dediler, almadık, değerlendi. Kripto paralar çıkınca al, değerlenecek dendi. Ne yaptık? Almadık. Ne oldu? Değerlendi. Artık ailecek bir yatırım fırsatında kaçırma lüksümüz olmadığını düşünüyorum. O yüzden dedemden kalan mirasla, 400 bin TL'lik mirasla Metaverse'den arsa almak için toplanmış bulunuyoruz. Hadi bakalım. Metaverse Bey kim ol? Memlakçı mı? Hayır anneciğim, o bir kişi değil. Yani şöyle söyleyeyim, o bir dünya ama bildiğimiz dünyanın dışında bir dünya. Ha, Gebze gibi. Değil, anlatayım. Anlat oğlum, kulağım sende, ben dinliyorum. Şimdi babacığım, Metaverse'ü paralel evren gibi düşünün, tamam mı? Yani gerçek dünyanın sanal evrende birebir kopyası. Beni kaybettin şu an. Şimdi oğlum bak, ben arsa işinden iyi anlarım. Önce bana şunu de, bu arsanın yeri nerede? Telefonda. Beni kaybettin şu an. Arsa dediğin telefonda olmaz. Çiftlik oyunu mu lan bu? Ya babacığım bak, şimdi sanal gerçeklikte bir evren kuruluyor, tamam mı? Evinde taktığın VR gözlükler sayesinde sanal evrende yarattığın karakterle o dünyada alternatif bir gerçeklikte yaşıyorsun. Sana bir şey diyeyim mi? Evet. Beni kaybettin şu an. Oğlum gözlük, evren, karakter, buna 400 bin liradan bahsediyoruz. Buna yatırılır mı lan? Ya ama babacığım, dünyanın önde gelen insanları, ne bileyim ünlüler, bütün büyük markaların hepsi şimdiden yerini almış bulunmakta. Anlasana ya. Bizim de bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Şimdi fırsatı anlasam değerlendireceğim. Ama anlamıyorum. Hayır, niyetim de var. Almak da istiyorum ama sen baştan başla. Tamam. Bu nasıl bir arsa? Bunun imarı var mı misin? Var baba. Çok güzel. Tamam, imarı var. Bu bize para kazandıracak mı? Kazandıracak. Harika. Deniz görüyor mu? İstersek görür. Muazzam. Nerede bu arsa? Dijitalde. Bak beni yine kaybettin. Ya. Lan oğlum, dijitaldeki arsaya elektriği, suyu nasıl çekeceğiz? Manyak mısın sen? Ya babacığım, orada elektrik, su yok. Nasıl? Bulaşığı nasıl yakacağız? Anneciğim, orada bulaşık falan yok. Yok mu? Yok. Beni kazandın. Alalım.
arsa almaktaki kriterin bu mu senin Burcu? Elektriği suyu yok diyor. Bahçeyi neyle sulayacağız? Sondaj mı açacağız? Sondajın metresi olmuş 750 lira. Babacığım sulamana gerek yok ya. Orada insan gücüne gerek yok. Avatarın zaten hiç yorulmuyor. Kim yorulmuyor? Avatarın. Sana ortadan bir avatar alacağız. Ne dedin sen? Avrat mı? Bak beni konuşturma sen. Bu yaştan sonra ananın üzerine avrat mı yapacaksın? Sen ne biçim evlatsın? Ya ben kul sana. Bir dakika. Ne diyorsun sen? Sakin ol. Bir çocuğu dinleyelim. Bir sakin ol sen de. Dur. Avrat diyordum. Bak, bak geliyor bak. Anne tamam tamam dur. Avrat demiyorum babacığım, avrat değil, avatar. Yani senin sanal alemdeki çizimin. He. Yine kayboldun değil mi baba? Hiç anlamadım ben. Baştan beri yokum yani. Ya of ya arkadaş nasıl anlatacağım ben bunu size ya? Ya bir treni daha kaçırmayalım diyorum. Bakın bu yeni teknoloji diyorum. Kaçırmayalım şu treni, bu fırsatı değerlendirmemiz lazım diyorum ya babacığım. Torunları sana arkandan sövsün mü istiyorsun? Ne olsun istiyorsun sen ya? Ay torunlar bak çok önemli İsmail. Onlara kalacak her şey. Ne yaparsak torunlar için yapalım. Ya tamam tamam. Ya ben de torunum bana hayır duası etsin istiyorum ama... ben anlamıyorum. Yani anlamıyorum. Geç oğlum şöyle tamam. Tekrar soruyorum. Şimdi... bu arsa... nereden buldun sen bu arsayı? Yani bunu sana kim dedi, kimine sahibi kim oğlum bunu, muhatabımız kim? Zuckerberg baba. Facebook'un sahibi var ya hani, o tasarlıyor evreni. Zuckerberg. Zuckerberg. Yani bir insan niyetini daha iyi nasıl anlatabilir acaba? Ya ayda yılda bir miras kaldı. Gözünü seveyim, biz onunla yazlık alalım ya. Ah, Ozan, oğlum. Oğlum, canım oğlum benim. Hoş geldin, annem hoş geldin. Gel ana, gel. Allah, ah, ne konuşuyorsun Allah. Anne, bir arsa işi var Mete Bey'den anlayacak. Herkes işte onları konuşuyoruz aramızda. Ah, çok güzel oğlum. Arsa alınır, arsa torun için alınır. Alın derdi. Metaverse'de anneanne. Güzel. Şey, metroya yakın mı, camiye yakın mı de hele. Ya anneanneciğim, canım anneannem bak şimdi... bu yani öteki bir dünyada bu arsa, tamam mı? Evet, öteki bir dünyada. Yani şöyle söyleyeyim, hani biz şimdi yatırım amaçlı... öteki dünyadan arsa alacağız. Öteki dünya için namaz kılınır oğlum, arsa alınmaz ki. Buyur, buyur. Cinlerin akşam incir ağacının altında sofra kurduğuna inanan kadına bile mantıksız geldi. Biz arsa alalım. Neyse canım. Sizin işinize benim aklım ne ersin. Ben gidip yatsı yıkılayım. Ya yok ya. Ben size bu işi anlatamayacağım ya. Gerçekten anlatamayacağım yani. Oğlum. Siz bu kafayla daha çok tren kaçırırsınız. Ben size söyleyeyim. Daha da bir şey demiyorum baba. Yavrum öbür dünya diyorsun. Allah'ını seversen cennetten arsa mı satıyor lan bunlar? Bu dediğin orta çağda kilise tarafından denendi. 600 yılda artık teknoloji biraz gelişmiştir diye düşünüyorum. Ya İsmail Allah aşkına sen de çok ısrar ediyorsun yani. Çocuk bak okumuş, etmiş, biliyor yani internetinde kurdu gibi. Ne diyorsa yapalım bence, alalım. Torunlara kalacak, çocuğa kalacak. Alalım gitsin be. Sen hiç örmüyorsun ha, ben farkındayım. Örüyorum be. Ben de sen örmeyi. Saçmalama, güzel örüyorum. Orada ilmek milmik yok, yalan yok, söyleme. Yok, ben motora bağladım, öyle örüyorum. İyi madem kalacak diyorsun, doğru. Hepsi torunlara kalacak, madem heves etmiş. Alalım lan. Vallahi alalım. Ciddi misin baba? Vallahi ciddiyim. Harbi mi? Aslan babam benim be. Hadi. Hiç pişman olmayacaksın baba. Hadi. Hadi. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi hadi. Önce telefonunu ver baba. Heh, ver baba telefonunu. Şimdi önce bu parayla kripto para alacağız. Ha, al al. Güzel oluyor onlar. Hepinize al onları. Şimdi istediğimiz yerden arsa alabiliriz. Hadi arsa bakalım. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Kalk hadi bana gidelim, anahtarın evde gidip. Hayır hayır gel gel. Gelin gelin. Yürüyerek gitmiyoruz. Bununla bakacağız. Bununla bakacağız. Bununla alacağız. İstediğimiz zaman bununla gidip geleceğiz. Allah Allah ya. Yol parası da yok İsmail bize. Hadi bakalım bununla nasıl alacağız? Evet. Nereden? Gel baba. Ver lan. Gel. Şimdi sen bunu tak. Nereye tak? Kafana takıyorsun böyle. Karanlık bu. Tamam dur şimdi açıyorum. Açtım şimdi. İşte Metaverse evreni böyle bir dünya babacığım. Aa. Anladın mı? Bak sanal gerçeklikle dünyanın her yerine... her ülkesine,
Her şekilde gidebiliriz, her tarafı görüntüleyebiliriz baba. Nereye açayım? Hele köyü aç. He. Aç aç. Köyü mü aç? He. Ya her ilk teknolojide niye hemen köyü aç diyorsunuz ya? İyi hadi açayım tamam. Metaverse'e Sivas yazan ilk kişi de biziz bu arada, haberin olsun. Al açtım. Dur! Ne oldu? Ulan köy meydanındayız ya. Aa! Selamünaleyküm. Ben dedi selam söyle, ben dedi. Merhaba. Olur. Ay, ulan kankala bak. Gel koçak. Başka. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Koş. Ne oluyor İsmail, ne oluyor? Koş. İt daldı. İsmail, Gülten orada mı Gülten? Ya söyle bana bulgur ayırsın. İt daldı diyorum, sen bana bulgur diyorsun ama Burcu. Ya ben size metaverse diyorum, bulgur diyorsunuz, it diyorsunuz ya. Ver babacığım şunu, ver. Tamam neyse. Gel şimdi otur yanıma. Şimdi elimizdeki alım gücüyle tamam mı? İstediğimiz yerden arsa alabiliyoruz. Dünyanın her yerinden ama bakın. Her yeri. Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda her yerinden alabiliyoruz. Nereden alalım? Ümraniye. Dünyanın en güzel yeri. Ya anneciğim dünyanın her yerinden diyorum. Metaverse diyorum. Sen Ümraniye'den niye arsa almak istiyorsun? Gülten yengelerinde mi? Yakın. Lan bu evin arsasını al. Heh. Gerçek hayatta sahibi olamadık. Bari sanal alemde olalım. Al lan bu evi al. Tamam alıyorum ya. Al lan. Tamam hadi. İşte aldım. İşte bu kadar. Vallahi mi? Evet aldım. Aldın mı? Aldım babacığım. Oldu mu yani? Evet oldu. Tapusu kimin üstüne? Hepimizin üstüne anneciğim. Tapusu hepimizin üstüne. Babacığım tak. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Takıyorum. Tak. Tak bak bakalım. Evindesin artık ha. Nasıl? Çok güzel. Kanepe, hanım, sehpa. Çıkarıyorum. Kanepe, hanım, sehpa. Nasıl hissediyorsun baba? Birileri bana Boğaziçi Köprüsü'nü satmış gibi hissediyorum. Oğlum, bu 400 bin lira çöp olmaz değil mi lan? Hayır babacığım, değerlenecek diyorum ya. 400 bin lira 800 bin olacak. Torunların seninle gurur duyacak. Ya hayırlı torunlar olsun. Gurur duyduktan sonra zaten İsmail gelsin önemi yok ki. Evet. Yalnız kimin üstüne oluyor ben onu tam anlayamadım. Aysa kimin üzerine yapılıyor. Ah. Tamam. Aa, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Selam komşu. Hoş geldin komşum. Hoş geldin. Al şunu matmazı kız bir yerime. Nasılsınız ya? Güzel gözüküyor. Çok keyfimiz yerinde. Acayip keyfimiz yerinde vallahi. Oh hayırdır? Acayip keyfimiz. Vallahi komşum övünmek gibi olmasın ama güzel bir haberimiz var da müjdemiz onu paylaşalım dedik. Mustafa Geyikli'den bize yazlık aldı. Öyle aldım ben. Hayırlı olsun. Sağ hayırlı olsun. Sağ ol. Ya. Ayıp olmazsa Mustafa, kaç aldın? Vallahi 400 bin liraya aldım. 400 bin, inanılmaz. İçinde zeytinlik, önü açık, güzel hava. İnanılmaz bir arsa ya, 400 bin liraya aldım. Yani övünmek gibi olmasın. Olsun ya, olsun. Ne olacak? Eyvah eyvah, parkının hemen dibindeyiz. Ata Demirer bizim komşu. Bir çıkıyorum orada, o kadar yakınız yani. Övünmek gibi olmasın. Olsun ya, olsun. Ne olacak? Ay. Ya geçenlerde konuşuyorduk. Sizin bir miras işi vardı. O iş ne oldu? Ne oldu? Biz Mete Bey'den arsa aldık. Metaverse anne. Metaverse. Metaverse neresi oluyor tam olarak? Burası oluyor tam olarak. Ha burayı mı aldınız? 400 bin. Vallahi çok şey ya. Maçlar böyle mi olsun? Siz burayı 400 bine aldınız. Öyle mi? Vallahi çok güzel ya. Ne güzel. İyi olmuş yani. Kiradan da kurtulmuşsunuz komşu. Yok, tam olarak öyle değil. Biz bu evi öteki dünyada aldık. Ağzın ne diyor? Öldünüz mü siz yani? Yok, öyle değil. Nasıl? Şimdi bak bu ev var ama öbür dünyada da var. Evet. Çizim olarak düşün yani. Biz oradakini aldık. Aldık. İyi, tam yani başınızı sokacak bir dam varsa yani iyi. Yok. Dam yok. Ama gözlük takarsan var. Anahtar. Ne? Anahtar. 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 Tam olarak burayı mı almış oldunuz yani? Yok. Şimdi bu dünyayı düşün. Ha. Bunun aynısının tapusu Zuckerberg'de.
Biz bu Zuckerberg'le iletişime geçtik. Sivas'tan bulgur var, köpek daldıydı. Paralel evrenden bu çok kazandıracak. Çok kazandıracak. Şu an yok ama ileride çok kazandıracak. Çok 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 kazan. Çok... Evet. Zaten önünden matris geçecekmiş. Sen kırmızı hapı yut 1500T'ye bizim evin önünde eğilesin. Güzel Allah yani. Allah. Yeri falan çok iyi. Ne diyor bunlar Mustafa? Komşum, komşum, komşum. Size çok net ve çok ağır bir şekilde, çok bir pis bir şekilde takmışlar. Takmışlar. Kusura bakmayın ama yani 400 bin lira verilir mi ya? Ben 400 bine gerçek diyorum, arsa aldım diyorum. Eyvah eyvah parkının dipinde diyorum. Adam bana gözlükle takılan arsadan bahsediyor. Kusura bakma yeter. Ben bunu söylemek zorundayım. Ya bu resmen tam bir mallık ya. Ya İsmail, sana şunu soracağım. Sen Alice Harikalar Diyarı'ndaki Alice misin ya? Ya yok, sen ne diyorsun komşum ya? Bulaşık yok, ütü yok. Tabii temizlik yok. Öyle bir yer düşün yani. Yok, size çok net ve pis bir şekilde takmışlar. Kusura bakmayın. Oğlum, bana tutunacak bir dal ver lan. Ya. Merak etme babacığım ya. Bu mırlar ne anlar? Değerlenecek diyorum ben sana ya. Değerlendirmemiz lazım. Hatta bakalım 400 bin liramız kaç para olmuş ha? En az 800. En az 800. Bak bakalım. Aa baba. Bizim arsanın olduğu evreni silmişler. Senin evrenini siler ulan. Ne diyorsun oğlum? Oğlum kim sildi? Ben ellemedim hiçbir yeri. Silmedim ya. Hayır. Aç kapa bakayım. Hayır öyle değil. Bizim evrenin sahibi koyunun üreticisi olan adam projeyi kapatmış, Zanzibar'a kaçmış. Şimdi burada gündüz, öbür dünyada gece. Zaman farkı var ya. Koyun üreticileri kapatıp gidiyorlar. Ara onları açsınlar ya. Baba, öyle değil. Adam dolandırıcıymış. Oğlum ne diyorsun İsmail? Ne koyun üreticisi ya? Bir şey söyle. Eyvah eyvah. Senemiz Covid belasına gitti ya. Daha beter ne olabilir? Dışarıda inanılmaz zombi salgını var. Çekil! Görmüyor musun? Çay var elimde ya. Ulan Bill Gates, yine yaptın yapacağını. Çin'de maymun beyni yiyen bir kişiden bulaştığı düşünülüyor. Zıkkıma pekili! Bana yaklaşma. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçek rakamlar değil bunlar. Maske, mesafe, sopa. Sirkelerinizi sıkıyorum. Kolonya iyiydi. Sirke çok kötü kokuyor. Sende yoksa zombilik falan olmasın? Ben zombiliği ayakta atladım. Zombi virüsünden korunmanın en iyi yolu zombilere yakalanmamak. Bizim hiç olmadık bir arkadaşımız, hiç olmadık bir ortamda bulacak kendini. Babası sebebiyle geldiği bir ortamda bakalım neler yaşayacak, izleyip görelim efendim. Buyursunlar. Gel bakalım yavrum, gel. Vay, 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 vay babam. Ya bu nasıl ev Allah aşkına? Buranın salonu bizim pavyon kadar ya. Sen hala pavyona mı gidiyorsun? Bir de elinde bağlamayla gelmişsin kel oğlan gibi. Ya babam bu da bizim mesleğimiz, kabul et artık ya. Biz mesleğimize sevdalıyız, aşığız, anla artık. Ne diyeyim ben şimdi sana? Buradan pavyona geçeceğim, program var da. Aletleri getirdim yanımda. Bak oğlum. Baba sıcaklığı. Ya oğlum mama isteyen kedi gibi hemen sırnaşma bana. Bak yavrum. Baba şefkati. Tamam ulan. Allah Allah. Bak yavrum. Ben artık pavyonda çalışmanı istemiyorum. Seni o yüzden buraya getirdim. Anladın mı? Entelektüel birikiminin artmasını istiyorum. Yeni insanlarla tanış istiyorum. Bu ev armatör paşa beyin evi. Kendisi çok zengin biridir. Cemiyet hayatının da ünlü isimlerinden biri.
tablolarımın yarısını kendi satın alır. Vallahi mı? Evet. Bugün de onun doğum günü. Sen artık böyle ortamlara gireceksin. Hey! Dikkat edin ya. Hayatım diyor ne kadar zenginsiniyor. Ben de dedim ki şekerim dedim. Ben şampısını, kabuğunu, olduğunu daha iki ay önce öğrendim dedim. İnanmıyorum. Ressamların kralı burada. Fırçaların efendisi. Tuvallere fısıldayan adam Mesut gelmiş. Hoş geldin Mesut. Hoş bulduk paşacığım. Doğum günün kutlu olsun. Bu tabloyu senin için yaptım. Buyurun. Muazzam. Döktürmüş. Mesut! Yine döktürmüşsün ya. Aa, paşa harika bir eser değil mi? Vallahi ben sanattan pek anlamam. Mesut'un tabloları pahalı diye alıyorum. Pahalıysa iyidir yani. İyi şöyle dursun köşede. Sen beğendiysen ben de beğendim aşkım. Mesut, bu ne? Tanıştırmayı unuttum. Bu benim oğlum Bilal. Amca öpeyim. Amca mı? Mesut. Bir dakika. Yenge Hobbit miydi? Ne oluyor ya baba? Ne gülüyor bunlar? Ya ne tatlı, ne enerjik bir çocuk. Bayıldım vallahi ya. Sakalından şöyle aradan minnoş. Vallahi çok elektrik aldım senden yani. Sen yine çok elektrik alma amca. Bu ara faturalar gol gibi geliyor. Yani çocuk ya. Ateş gibi çocuk yapmışsın. Bayıldım vallahi çocuğa. Ay sen beğendiysen ben de beğendim aşkım. Bu da zenginim diye her dediğimi onaylıyor. Param var diye benimle beraber. Değil mi yavrum? Sen öyle diyorsan öyledir aşkım. Vallahi ideal ilişki. Gıpta edeceğim. Neyse eğlenmenize bakın. Birazdan tüm konuklar geldiğinde diğer odada hayatımın en anlamlı sergisi olacak. Zamanında üniversitede okurken annemin gönderdiği 10.000 dolarla nasıl hayatta kaldığımı anlatan bir sergi. benim için acı, o kadar da unutulmaz anılarım. Ne acı, ne kötü bir hayat, acılarla dolu. Ne diyor lan? Hadi ikramlara geçelim. Hadi buyurun. Ya baba, bunlar ne cıvık insanlar ya. Bu ne Allah aşkına? Birisi parasıyla diğerlerini esir almış, öbürü parası için bununla birlikte. Bu ne söylese diğerleri gülüyor alakasız. Bu nasıl ortam ya? Ak kan dalfım. Cemiyet hayatı öyledir işte oğlum. Sen kişilere göre tavır yapacaksın ve duruma göre hareket edeceksin. Siyaset yapacaksın. Anladın mı oğlum? Anladım. Happy birthday paşa. Happy birthday paşa. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday paşa. Tenör Hayati teşrif etti. Hoş geldin Tenör Hayati. Hoş bulduk paşacığım. Amerika turnemi yarıda kestim. Özel uçakla senin için geldim paşa. Çok seviyorum seni. Canımsın. Bu boyacının ne işi var burada? Hı? Duvarları mı boyatacaksın yoksa? Bu yasa dışı tenör örgütünün burada olduğunu bilseydim ben partiye katılmadım. Ya bu iki senin atışması. Öldürüyor beni, öldürüyor. Seni öldürüyorsa beni de öldürüyor aşkım. Ah Mesutcuğum ah, yine değişmemişsin. Hep aynısın. Boyaları ortalığa saçıyorsun. Sonra da tablo diye ittiriyorsun. Kant'ın senin için söylediği çok güzel bir söz var. Yamuk bir odundan düzgün bir şey çıkmaz. Sonunda senin gibiler için söylediği bir laf var. Bilmeyenler konuşur, bilenler konuşmaz. Bu ne ya? Bana hiç geçmedi. Yani. Ne dedi? Einstein iki şey sonsuzdur der. Biri evren, diğeri insanın aptallığı. Şöyle sana bir bakınca insanın aptallığı konusunda hemen ikna oluyorum Mesut. Nerede bu bak ya? Sofoklesinde
Senin gibiler için söylediği çok hoş bir söz var. Geliyor. Bildiklerimi bilseydim, bilmediklerimi bildiklerim kadar bilmediklerimi... Ne diyor bu ya? Ne oldu sana? Beyaz balinam ne oldu ya? Dostum, beyinlerimiz savaşsın isterim. Ama görüyorum ki siz silahsızsınız. Gördünüz mü? Kafka'yla vurdum onu. Sen bana laf mı yetiştireceksin? Yeter lan! O laflar boy boy. Sen... Bu bas sevgisi. Lan köpek gibi yalama oğlum. Baba mı dedi o? İnanmıyorum. İnsan meyvesiyle kendini gösterirmiş diye boşuna söylememiş Martin Luther King. Oğlum mu bu senin? Evet oğlum. Sana ne? Görüyorum da orada da malzemeden çalmışsın. Senin fırçandan da ancak böyle bir şey çıkar. Güldüm ya. Sen babamın fırça darbesini bilmiyorsun anlaşılan. Sağa bir fırça atarsak açacak deli kararsın. Şimdi. Bana bak, ne iş yapıyorsun sen çocuk? Pavyon şarkıcısıyım, sıkıntım var. Pavyon mu dedi o? Vasatların eğlence merkezi. Duydunuz mu? Mesut'un oğlu pavyona düşmüş. Ya böyle bir adamdan da ancak böyle bir şey çıkar. Baksana maymuna dönmüş çocuk. İyi, biraz da bu tarafa döneyim. Oo! İyiydi. Bu çok iyiydi. Çok. Terbiyesiz, ahlaksız, babası kılıklı. Sen evine hayvan alıyor musun paşa? Vallahi ben de öyle biliyordum ama sana torpil geçmişler beni. Bana sen... Biz adam harcamasını iyi biliriz. Yeter ki senin gibi bozuk olsun. Laf soktum derinden, aklın oynar yerinden. Gölgene de yazıklar olsun. Seni adam sanmış ki peşine takılmış. Bak bu sözüm küpe olsun. Laf soktum, kapak olsun. Tipin yok ki şeklin olsun. Hadi canım, yolun açık olsun. Ne yapayım? Hayaticiğim, oğlum sana fazlasıyla laf koydu. Eve gidip açıp yersin. Beyaz gölgem geri döndü be. Ya ben çocuğa bayıldım ya. Hayatim aynı şimdi de aile bak. Ay çok güldük yeter. Makyajım aktı. Hadi gidelim de şu hayatını anlatan sergiye bakalım. Çok merak ediyorum. Anılarım be ben. Haydi buyurun. Buyurun. Hadi. Hadi. Ya gölgesine sığındım. Ne oluyor? Bir sürekli bağıran adamla sen niye atışıp duruyor? Yıllar yıllar önceydi. Bu adam benim eski çıktığımın eski çıktığıydı. Ha sen ondan kızdın. Yo. Ben de onun eski çıktığının eski çıktığıydım. Ha şimdi anladım. O yüzden kızdın. Yo. Sonra biz dördümüz çok iyi anlaştık. Hep beraber takıldık. Ulan bu ne ya? Bu ne ortam Doğu Ekspresi'ne dönmüş arkadaş. Böyle bir şey var mı ya? Siz niye atışıp durdunuz gölgesine sığındı? Çünkü o adam benim sanat eserlerime paçavra dedi. Bu mu yani? Ya adama dalmak için kamyonla sebebin varken sen buna mı takıldın? Evlat kimse benim sanat eserlerime paçavra diyemez. La havle ve la kuvvete. Sarı fırtına, kızıl elma. Siz ne yapıyorsunuz kız burada? Ya Bilal'im ya, bizim vallahi mekana düzenli gelen bir godoman vardı. Akşam parti var, oraya gelin dedi. Biz de dedik, hadi kız gidelim dedik, iki gerdan kırarız dedik, ondan geldik. Ha, asıl senin ne işin var lan? Babam getirdi. Entelektüel olacakmış. Oo. Merhaba. Ha, merhaba. Merhaba bey abiciğim. Hayati diye birini gördün mü buralarda? Hayati mi? Çok tatlıdır, sevimlidir. Adı paşa zengindir. Zengini, mükemmeli. Güler yüzü güleç biridir. Doğum günün kutlu olsun hepimizin canı. Bravo. Bravo hayat için.
Doğum günü hediyen için inanılmaz müteşekkirim. Sen tanıdığım en asil ve klas adamsın. He he, tam klas, tam. Klas. Hayatına hangi bize evden alacaktın? Ha? Ne onlar ya? Yalancı kartlan para. Hayati, bunlar ne? Merhaba anam. Biz Hayati'nin takıldığı pavyondan arkadaşlarıyız. Pavyon mu? Arkadaşlar var mı? Belli ki Hayati de pavyona düştü. Ne alakası var canım? Tanımıyorum ben bu hanımefendileri. Siz kimsiniz? Bizi tanımıyor musun? Tanımıyorum. Çok gülerim ben şimdi. Ne? Öyle mi Hayati'cim? Bunu sen istedin. Bu ses kaydı kime ait canım benim? Bebeklerim. Harika eğlendik yine bugün. Doyamıyorum ben size. Yarın sizi sosyetenin en ünlü adamı Paşa Zenginoğlu'nun doğum gününe götüreceğim. Adresi şimdi mesaj. Bir şey atlıyorum işte. Hadi öptüm. Muşuk. Hayaticim, muşuk. Bir dakika canım, bu ses benim değil. Bana ait değil bu ses. Bu arada ben Hayati, operacı olan TC'mi biliyorum. 43-43-098. Pavyonda kafa güzel olunca canlarım seviyorum. Kafa ayılınca tanımıyorum, bilmiyorum. Ya. Kafamı buluyorsun lan sen bizle. Hayati, şaşırıyorum şu an. Sen şaşırdıysan ben de şaşırıyorum aşkım. Antep susar mısın? Gerçekten yordun beni. Sen yorulduysan ben de yoruldum aşkım. Of. Paşa Bey, bak pavyon eğlencenin beşiğidir. Stresin birebir ilacıdır, anladın mı? İzin ver, ben Mebitolarımla şurada süper bir ortam yapayım sana. Kopsun buralar, ne diyor? Seni sevdim çocuk. Kopsun bakalım. Kopuyorsun, hazır olun. Kopsun aşkım. Hadi bakalım oğlum, herkes pistte. Herkesin kalçalar sallanacak. Yok. Hadi bakalım. Başarılı kalp ameliyatı geçirmiş gibi. Hadi dal ortama sen de. Haydi bakayım. Hadi kopuyoruz be Bikola. Vermediler seni bana. Bak kaçtık oldu. Balık suratlı kaynanam. Sinirden mosmor oldu. Belasına gitti ya. Daha beter ne olabilir? Dışarıda inanılmaz zombi salgını var. Çek it! Görmüyor musun? Çay var elimde ya. Ulan Bill Gates, yine yaptın yapacağını. Çin'de maymun beyni yiyen bir kişiden bulaştığı düşünülüyor. Takıma pekini! Bana yaklaşma. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçek rakamlar değil bunlar.
Maske, mesafe, sopa. Sirkelerinizi sıkayım. Kolonya iyiydi. Sirke çok kötü kokuyor. Sende yoksa zombilik falan olmasın? Ben zombiliği ayakta atlattım. Zombi virüsünden korunmanın en iyi yolu zombilere yakalanmamak. Şimdi yine bir oyun oynayalım. Bana iki kişi gerekecek. Önce bir ne yapacağımızı anlatacağım. Şimdi birisi biraz daha pişkin, böyle rahatına düşkün bir kuru temizlemeci olacak. Öbürü de işte kuru temizlemeciye vermiş paltosunu, gömleğini, nesi varsa işte onu vermiş ve oradan kir çıkmamış. Şimdi hakkını arayan inatçı bir müşteri olacak. Kim bunlar? Kim güvenir kendisine? Şu yukarıda bir beyefendi var. Bir kişi daha verin bana. Sen mi? Oyuncağın mı? Tamam. Bu arkadaşımız olsun. İsim ne? İbrahim. Duru. Sen kuru temizlemeci ol. Tamam. Sen de inatçı müşteri ol. Tamam. Şimdi siz normal başlayacaksınız oynamaya. Ben elimi çırptığımda bir tane film türü söyleyeceğim. Ve o film türüne göre oynayacaksınız. Pardon. Hoş geldiniz. Buyurun. Siz bana nasıl hoş geldiniz dersiniz? Benim paltomun lekesi çıkmamış bir kere. Ablacığım bir dur ya, sen ne yaptın ya yani? Abla ne oldu ya, bir sakin ol. Ahmet bir çay versene burada bir abla, bir çay ver. Sizin çayınız da temiz değildir. Abla çay güzel ya, demli çay. Çayın suçu ne ya? Gel otur bir ya, iki dakika konuşalım seninle. Paltoyu temizlememiş kuru temizlemeci. Abla bak... Tamam böldüm. Korku filmi karakterleri, buyurun. Abla sen bu paltoyu perili evde mi kullanıyorsun ya? Bu ne biçim palto? Sen paltoyu kendin kirletmişsin. Yani çıkmıyor bir türlü kiri. Kan lekesi. Kan lekesi. Ulan... Seni öldürmeye gelirken... Ahmet çay getirme, Ahmet çay getirme. Çay getirme. Yani şu hikayede, filmde bir tek çayı korudunuz ha. Peki, hemen bir çizgi film. Merhaba. Hoş geldiniz. Vay be. Çayımız var istersen. Ben canım kardeşimle oyun oynamaya gidecektim ama paltomun lekesi çıkmamış. Palto, hangi palto? Mavi palto olmalı senin palton. Evet, hem de gök mavisi. Gökler o kadar pembe ki. Tamam, böldüm. Müzikal olsun. Oo, burada bir palto var. Çok iyisin ya. Evet. Paltom çıkmamış ama ben müzikalim. Bitmemesi lazım. Paltom olamaz. Olamaz. Kan lekesi paltoda. Ben nasıl gidereyim bu ablaya? Çok güzel. Bu da tamam. Güney Kore sineması. Bu falto. Evet, sinirlisin. Ay. Ho. Palto, karabara. Adam bu siyah ha palto ya. Kan palto. Palto kudama. Gel sağla palto. Palto. Bir tane de. Bir şey daha. Cinayet filmi. Paltomun üstünde kan lekesi olan yerde sizin parmak iziniz vardı. Emin misiniz? Tanrı aşkına vazgeç abla. Senin sorunun ne? Bu paltoda hiçbir kan izi yok. Bu salça abla. Lanet olsun. Lanet olsun Jonathan. Bana yardım etmelisin. Ya dur. Şu tipten hiç bir Jonathan çıkabilir mi ya? Böyle canıtın olur mu?
Evet, çok güzel. Lanet olsun Canıt'ın. Hey Susan, senin sorunun ne? Geceden beri gelmişsin, bana bir paltodan bahsediyorsun. Tanrı aşkına temizledik ve geçti. Bitti sorun. Sen sorunu anlamıyorsun. Sorun benim paltom değil. Sensin Jonathan. Oh, lanet olsun. Gene sorunlu bir müşteri. Saygılar, sevgiler. Hocam var mı oyunculuk geçmişi filan? Yok abi, öyle 23 Nisan hariç. Ne iş yapıyorsun? İnşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisi. Sokak müziği geçmişim var. Biraz böyle hani müzisyenlik falan. O yüzden kitle olunca pek de şey yapmıyoruz. Yani rahatız. O konuda biraz şeyimiz var. Ama çok iyi ya. Üniversitede çok teşekkür ediyorum. Mutlu olduysa insanlar ne mutlu bize. Sağ olun. Söyle ki aynı şekilde çok teşekkürler. Bizden iki kişilik davetiye kazandım. Eşimle beraber çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ve Duru, çok iyiydin. Teşekkürler. Var biliyorum. Mı? Çalışıyor musun drama mırama? Yok. Ama yok. Çok iyiyim. Özgüvenin yarısı bende olsa. Duru'ya da davetiye veriyoruz. İki kişilik. Şimdi bizim de anlaşamayan iki arkadaşımız sahnede olacaklar. Ne sebepte olacaklar? Sonu nasıl bağlanacak? İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. Ben geldim. Hoş geldin Paşa Bey, hoş geldin. Heh. Ailecek, seninle konuşacağımız mevzularımız var. Hayırdır, ne konuşacağınız ya? Dur, mesaj geldi ya. Bu ne ya, gruptan mesaj geldi şimdi. Oh, ne? Ne oldu? Allah'ım! Ne oldu? Ne oldu, birine bir şey mi oldu? Biri mi öldü? Bizim forvet sakatlanmış. Al işte. Daha yeni aldıydık bunu ya. Allah'ım ya, ne olacak iş mi? Üç hafta yokmuş bir de. Ah ben ölem, ben ölem. Baba işte tam da bu konuyu konuşmak istiyoruz seninle ya. Şu haline bak. Ne var kızım halinde benim? Fazla fenerlisin paşa. Eğer böyle gidersen Kanarya'ya dönüşeceksin. Yakında kanatların çıkacak, haberin olsun paşa. Saçmalama. Neyim fazla benim ya? Neyim Fenerbahçeli'nin fazla ya? Ne alaka? Ne demek baba ne alaka ya? Nasıl ne alaka ya? Ya bakkala ekmek almaya giderken ki kıyafetlerine bak be adam. Rambo Okan gibi oldun ya sen. Oğlum ne diyorsun? Gardıroptan normali rastgele seçtim. Rastgele mi? Ya 20 dakika kombin denedin içeride bakkala gideceğim diye. Çıldırtma adamı paşa. Ya sokağa çıkarken de üstümüze başımıza dikkat etmeyelim. Ya ben de bir şey konuşacaksın zannettim ya. Ölüyorum açlıktan diyorum. Şurada oturttunuz beni yani. Benim bu arada Fenerbahçeli'mi falan laf etmeyin. Bir abartım falan yok benim. Normal Fenerbahçeliyim. Allah Allah. Allah. Sarı. Lacivert. Şampiyon. Fener. Buna ne diyeceksin baba? Sarı deyince lacivert diye refleks olarak yani düşünmeden bağırıyorsun. Kızım boşluğuma geldi birden öyle sarı marı deyince. Bu saf mı ya? Buna aldırmayın. Bu Allah saf bu yani. İyi. Mazinde biter yatar. Yaşa Fenerbahçe, ne mutlu seni sevine. Yaşa Fenerbahçe. Sadece tezahürat değil ki sorun zaten. Yani evde sarı gördüğün her şeyin yanına lacivert bir şey koyuyorsun. Annemle bile sarışın mavi gözlü diye evlendiğine eminim yani. Ne diyorsun sen? Böyle bir şey mi var paşa? Ya, yavrum saçmalama, olur mu öyle şey hayatım? Sarı kanaryam yok öyle bir şey yani. Madem öyle, gidiyorum yarın saçlarımı kahverengiye boyatıyorum. Sakın! Neden? Yavrum, senin iyiliğin için boya... Bak kız ne hale geldi. Boya saçı mahveder. Ne hale geldi? Öyle değildi sanki kızım. Ne diyorsun? Boya mahveder yavrum saçı. Yani şu sarı saçların, lacivert gözlerin uyumu... Sarı ve lacivert... Sarı! Lacivert! Şey, şampiyon... Tamam bak, başta ilgimi çekti bunlar. Ama benim... Yani senin kalbine aşkım, lütfen... Ya tamam, ben anladım ben sizi. Ben düzeleceğim, vallahi hadi düzeleceğim. Hadi bakalım, hadi. Tamam, hadi. Anlat. Baba, bugün ne var? Ne var bugün ya? Anam, ben nasıl unuttum onu? Ha, bak, dedim ben size unutmaz diye. O kadar da değil yani. Ya Fenerbahçe su topu takımının maçı var. Aç televizyonu ya, hadi çabuk çabuk. Havuzun efendim, aç televizyonu. Baba, bugün beni istemeye geliyorlar. Kızım. Evet. Ve sen bunu aklında bile tutmamışsın çünkü Fener'den başka bir şey düşünmüyorsun. Kızım Fener'le ne alak? Bugün dedim.
Hazır mı her şey? Ben hazırım. Hadi çağır. Hemen gelsin. Nereye hazırsın Allah aşkına? Üste doğru düz bir şey giy. Git. Bir takım elbise giy bari. Hadi. Şapka sıkıntısı. Bana bak paşa. Vallahi benimle bir daha derbi yapamazsın. Gidiyorum. Çabuk. Çabuk. Bir takım elbise giy. Ciddi ciddi giyin. Güzel güzel giyin. Tamam. Hazır mıyız ya? Her şeyimiz hazır mı? Kahvelerimiz, şeylerimiz. Hazırız, hazırız. Böyle ortada anneciğim, duruyor ya. Hazırız da. Anne. Bir sorun var. Ha, ne yavrum söyle. Ya. Ne sorunu var? Bana sorun deme. Allah'ını sevdiğim. Ya. Ne sorunu var? Ya şimdi nasıl söylesem bilmiyorum ama. Söyle anneciğim ya. Hadi. Ya bu Mustafa'nın babası var ya. Yani benim gelecekteki kayınbabam. Evet öyle. Yani babamın dünürü. Evet yavrum sonra. Hasta bir Galatasaraylı anne. Tamam yavrum. Evlenmezsin sen de. Ne yapalım? Herkes evlenecek illa diye bir kaide yok ki. Değil mi? Bak kardeşin de evlenmiyor. Yaşayıp gidiyor. Ya da ne yaparsın biliyor musun? Babam inşallah uzun yaşasın. Rahmetli olduktan sonra inşallah sen de gönlüne göre birini bulursun, evlenirsin. Tamam, anne... konu kapandı. Boşa uğraşmışsın sen. Ya öyle şeyler söyleme. Korkuyorum ya. Korkması da kızım zaten. Ya bu adam sırf bayrağının renklerinde sarı kırmızı var diye Almanya'ya gitmiyor ya. Geçen hafta doğum günde hatırlayın. Pastası muzlu çilekli diye yemedi. Sarı kırmızı yan yana geldi diye yemedi çıkardı. Adam. Muzu nasıl çıkardı kenara koydu? Anneciğim ya. Ne var ya? Biz... Söyle anne. Mustafa ile birbirimizi çok seviyoruz. Uzaktan seversin anneciğim. Anne ya! Ay ne yapayım kızım? Ya ne yapayım? Şu dakika mı söyledir bu? Tamam. Bak bir şey diyeceğim size. Madem geliyorlar bu konuyu açmayınız olur biter. Kimse bilmez kimin ne ellerin oğlu olduğunu. Evet. Neyi tuttuğunu bilmez kimse. Evet. Ama ağzınızı açmıyorsunuz. Tamam mı? Kimse bilmeden bir güzel bu konuyu kapattı. Seni paketleriz. Olur biter gidiverirsin. Tamam mı? Konuyu açmıştı. Hadi. Hadi ağzınızı kapatın. Tamam, tamam. Hadi, hadi geldiler. Hadi geldiler. Hadi. Şişt, sakın hiç. Bak, geldi mi dün öyle? Hadi. Bu mu giydiğin takım elbise? Ne var ya öyle rastgele... Allah'ım yarabbim neden böylesin? Neden? Bir de öyle bir bağlamış ki görüyor musun? Ben bağlamadım. Ulan, ben bağladım pardon. Sen bırak onu çek. Sok şunu. Sok cebine. Kapıyı açıyorum bak. Ya ayıp oldu. Öyle politik şeyler gibi birisin hadi be paşa. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Bunlar sizin için. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz evladım. Hoş geldiniz. Eviniz ne güzel. Buyurun, buyurun. Anneciğim, buyur anneciğim. Hoş geldiniz efendim. Nasıl efendim? Rahat bulabildiniz mi evi? Bulduk efendim. Bulma yani şu an artık navigasyon var ya efendim. Basıyorsunuz tuşa. Evin önüne kadar getiriyor. Ya. Çok kolay da hanım sağ olsun. Yavaş İsmail. Trafiğe dikkat et İsmail. Aman ışığa dikkat et İsmail. Kamyon İsmail. Ya navigasyondan çok konuştun kadın. Vallahi ağzınızdan bal damladı. Aynı dörtten ben de müsaade ediyorum. Yeter de aynı. Yahu araba ön koltuğuna oturan diktatör kesiliyor ya. Değil mi? Orada gir, burada çık, orada dur. Yemin ediyorum sizinle çok iyi anlaşacağız. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Oh, oh ne güzel de oldu her şey vallahi. Kızım hadi istersen kahvelerimizi hazırla. Nasıl içeriz efendim? Az sade şekerli orta. Bence orta içersin anne. İyi orta gol getirir çünkü. Senin amacın ne? Tabii tabii hemen hazırlarım anneciğim. Kızım hadi ya. Bir soluklansın insanlar hemen kahve falan otur. Yok biz soluklanacak kadar yorulmadık zaten. Alalım kahvelerimizi içelim, al ver, belası bitsin hemen, hadi. Vallahi ne güzel söylediniz. Haydi hızlı hızlı, hızlı hızlı. O zaman ben topa giriyorum. Top deme. Pardon, pardon, pardon. Babacığım sen sebebi ziyaretimiz falan diyordun, bir şeyler diyordun. Şimdi Paşa Beyciğim, sebebi ziyaretimiz belli. Gençler birbirlerini tanımışlar, sevmişler. Bize de onlara destek olmak düşer. Evet, evet efendim. Evet. Biz de şimdi adettendir. Oğlum ne yapıyorsun? Yeme hepsini. Efendim biz de adetlerini de şimdi soralım oğlumuza. Madem adeti bozmayalım. Oğlumuz hangi takım tutuyor oğlum? Bu nerenin adeti paşa? Buranın adeti. Şey yapma. Evet. Efendim ben takım tutmuyorum. Tutamıyorum. Evet yani olmuyor. Tutamıyorum. Allah Allah. Vah yavrum. İsmail Bey bir hastalığı falan mı var? Efendim bu da benim eksiğim. Ne yaptım ettimse çocuğa futbolu sevdiremedim. Ne yapayım?
Ah canım ya, aslan gibi de çocuk hiç mi izlemiyor? Hiç. Hiç. Oysa o tutku, o heyecan, o adrenalin başka ne de var ya? Maçın ilk başlama düdüğüyle türbünlerden gelen o tezahürat sesleri. Gelen far sesiyle ıslığa karışan stat. Sonra herkesin o hakeme çıkışması, o kaos. Maçın en kritik anında tribünlerden gelen ve bütün takımı ateşleyen o ses. Sarı! Ya ne yapıyorsunuz sarı marı? Ne oluyor? Futbol mu konuşacağız burada? Yaşa anne, evet. Vallahi. Ay Levan Hanımcığım, ay ne güzel bir çıkıştı öyle. Evet. Çok iyi çıkıştı vallahi. Ay ne konuşacağız? Futbol mu konuşacağız ne saçma? Yavrum Mustafa'cığım, evlendikten sonra inşallah hangi semtte oturmayı düşünürsünüz? Fenerbahçe'de. Ne? Neden yavrum? Başka semt yok mu? Suadiye var, Caddebostan var, Kızıl Toprak var değil mi yavrum? Yani birden öyle ağzımdan... Heyecandan çıktı. Eğer o semte taşınırsan çocuğum, beni bir daha ömrü hayatım boyunca göremezsin. Beni her Allah'ın günü görürsün, yollara yatarım yani. Paşa Bey, yoksa siz? İsmail Bey, asıl siz. Evet, Galatasaraylıyım. Cam falan açık kaldı galiba. Bir esinti var. Kahveler geldi. Kızım, götür kahveleri mavileri. Bu iş bitmiştir. Benim şimdi bunları verecek kızımızım yok. Asıl benim Fener'liye verecek oğlum yok. Hadi oradan yapalım. Geri gel Fener'e. Cimbomluyum diyor bir de utanmadan. Fener'li konuşma. Hadi oradan. Bu nasıl bir iş ya? Nasıl söylemezsiniz bana bunu? Bir saniye lütfen ama. Lütfen oturur musunuz? Lütfen otur. Şşt. Otur. Konuşma. Efendim, hiç yakışıyor mu böyle şeyler? Hiç yakışıyor mu? Hiç yakışıyor mu? Zamanı mıdır futbolun efendim? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Başka konumuz yok mu bizim ya? Doğru. Sanki sahada adam alıp veriyorsunuz da, şey yapıyorsunuz da. Evet, evet. Ne güzel söyledi Dünür'üm. Evet. Ver kızım şunu, bir muhabbet edelim. Yine başlayalım, hadi. Tamam. Al şunu, iç, sakinleş. Vallahi kusura hadi. Bakma kızım. Gerçekten bir an tutamadık biz kendimizi. Sağ ol anne. Ellerine sağlık. Oh. Hay Allah. Oh, tuzlu değil değil mi? Tuzlu bana gelmesin ha. Paşa Beyciğim, daha nasılsınız? Geçen haftaki mağlubiyetten sonra. Ne konuştuk İsmail? İyiyiz İsmail Bey. Kızım nasıl güzel kokuyor, nasıl güzel yapmışsın kahveyi. Vallahi çok güzel ya. Afiyet olsun. Ne yaptınız bunu? Kahveci İrfan'dan mı aldınız? Çok hoşunuza gittiyse kupadan için efendim. Sizin kupanız yoktu. Pardon. Bak tanıştırayım, Paşa Bey kupa. Kupa, Paşa Bey kupa. Kupa mı kupa? Babacığım, kahvenizin yanına şöyle drazelerden yemez misiniz? Vallahi keyfim yerinde, iki tane alırım. Ya baban yer daha, ver daha. Çok yer babam, ver biraz daha. İki tane aldım efendim, daha ne kadar yiyeceğim? Olur mu ya? Belki altı daha yersiniz, altı tane yersiniz. Hadi buyur. Ah, ne dedin sen? Evet, Beşiktaşlıyız. Evet. Yani yıllardır tuttuğumuz takımı sizden üzülmeyin diye gizliyoruz. Ama siz gördüğümüz kadarıyla bizim üzülmemizi umursamadan kavga ediyorsunuz. O zaman saklamanın bir alemi yok. Kara Kartalız! Ben de büyük Altaylıyım. Oğlum sen otur buraya. Ne ya? Kızım, ben senin küçüklüğümden beri omzuma alıp Fenerbahçe maçlarına götürürüm. Sen ne ara Beşiktaşlı oldun? Ama babacığım, ilk götürdüğüm maç Beşiktaş maçıydı. Ve İlhan Mansız çok yakışıklıydı. Ya zaten bunların ne önemi var ki? Siz de ne bileyim, Dünür olursunuz artık, derbileri birlikte izlerseniz. Tatlı tatlı birbirinizle uğraşırsınız. Futbolun güzelliklerinden biri de bu değil mi yani? Ne bileyim, rakipler olmadan ligin ne manası var? Haksız mıyım? Bu duyguları ailece yaşayalım, ha? Ne dersiniz? Peki bir şey soracağım.
Alex'i seviyor musunuz? Alex'i severiz canım. Yani bir kere bizi hiçbir zaman boş geçmedi. Bir de yani gözlüklü futbolcu, enteresan yani. Kusura bakmayın çocuklar diyeceğim ama galiba asıl çocukluğu biz yaptık ha Dünür. Doğru, doğru Dünür. Kusura bakmayın, doğru. Neyse, neyse. Hadi moralimizi bozmayalım. Allah'ınızı seversiniz. Kulağımı kesiyordun, yeter. Az bile yaptım. Başka yerini keseceğim seni sonra. Kes orayı da kes. Sok şunu. Tamam, sokuyorum. Efendim, ne güzel bir gün bugün, öyle değil mi? Konumuza geri dönecek olursak. İyiyim, iyiyim. Oğlum yeme şu çikolatayı artık. Karışma şu çocuğa artık. Allah aşkına bir durdurduğun yerde. Efendim, ne kadar güzel bir gün bugün. Zaten hayırlı bir amaç içinde buradayız. E artık ne diyelim, değil mi? Efendim, Allah'ın emri peygamberin kavli. Ha efendim, kızınızı, ne olursun. Oğlumuza istiyoruz artık. Hayır. Verdim gitti. Ay, ay çok güzel oldu. Ay, şeydir, Mesut Efendi'dir. Çöp var mı diye soracak herhalde. Var, var. Dolu. Hoş geldin Mesut Efendi. Yeter hanım, çöp var mı? Vallahi yok şimdilik Mesut. Sağ olasın. Bak şimdi çöp deyince benim aklıma bu sonraki uç büyüklerin performansları geldi. Ulan nasıl ama hepinize tek tek 20 puan fark attık ama. En büyük Trabzon, başka büyük yok. En büyük Trabzon, başka büyük yok. Dün nasıl tutamadınız ama hamşiyi? Tuttuk efendim, tuttuk. Hepimiz tuttuk, hiç merak etmeyin. Senemiz Covid belasına gitti ya. Daha beter ne olabilir? Dışarıda inanılmaz zombi salgını var. Çekil! Görmüyor musun? Çay var elimde ya. Ulan Bill Gates, yine yaptın yapacağını. Çin'de maymun beyni yiyen bir kişiden bulaştığı düşünülüyor. Zıkkıma pekini! Bana yaklaşma. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçek rakamlar değil bunlar. Maske, mesafe, sopa. Sirkelerinizi sıkayım. Falan ya iyiydi. Sirke çok kötü kokuyor. Sende yoksa zombilik falan olmasın? Ben zombiliği ayakta atlattım. Zombi virüsünden korunmanın en iyi yolu zombilere yakalanmamak. Şimdi bizim seyredenler bilirler, önceden klasikleşmiş üç tane arkadaşımız var. Yine sevginin peşindeler, bir türlü yakalayamadıkları ilişkinin peşindeler. Bakalım bu sefer neredeler, bu sefer olacak mı izleyin. Dağ gibi dağ, taş gibi taş, dağ gibi taş gibi yaktı, yaş gibi geliyor. Ulan liseler arası roman kahramanları festivaline de geldik be. Ulan kız için düşmediğimiz bir durum kaldı mı lan? Şu halime bak. Musi. Ha. Oğlum sen niye Keloğlan olarak geldin ya? Nasıl yürüyeceksin oğlum kızlara? Çakışta bir tarhana çorbası patlatmaz mıyız mı diyeceksin? O da ne yapayım lan? Benim hayatımda okuduğum tek kitap bu. Bildiğim tek şey Keloğlan. Geç mi kaldın? Doğru söyleyin lan, geç mi kaldım? Hiç kız geldi mi? Yok. Hayır diyorlar bak. Ha, gelmemiş, tamam. Yok kanka, kızlar gelmedi de Bilal. Sen niye böyle geldin oğlum? Ha, kızlar konusundaki başarısızlığımızın kitabını yazsak roman olur diye düşünüp kendin olarak geldin demek. Ha, iyi fikir. Ne alakası var lan? Ben de edebiyatımızın güzide eserlerinden birini temsil ediyorum burada. Hangi esermiş o? Kaşığı. Oğlum bu roman kahramanları festivali. Bu senin dediğin nesne lan, kahraman değil ki. Ne bileyim lan, ne bileyim. Ben işte kitabın isminden yürüdüm. Zaten okumadım kaşığı anne, kaşığı. Ben sana ne dedim? Ben Keloğlu olacağım demedim. Ha. Sen de masrafsız benim yanımda bir cilik olurdun. Yok ya. Kolejli kızlar da gelince yanlarında böyle emenin de emenin, emenin de emenin. Böyle yapıp yuvarlanayım mı kardeşim?
Oğlum bence çok iyi oldu lan. Süper yaptın valla. Oldu ya, şu an hazırsın. Kaşağı da iyi. Yani. Sen kendine bak lan. Sen kimsin? Aşkı Memnu Adnan Bey. Saçmalık ya. Ulan o kadar karakter varken bula bula zavallı Adnan Bey'i mi buldun? Bari Behlül olsaydın. Denemedim lan, denemedim mi Behlül'ü? Sarı peruk aldım, janti kıyafetler, ayakkabı, gözlük falan. Behlül'e benzeyeceğime Fatih Yüreğ'e benzedim. Doğru, ne diyeyim kardeşim? Kızlar kim olacak acaba ya? Ulan hiç kitapta okumadım ki. Ya bu Green'in 50 tonu. Of. Of. Oh, o kitap mıydı ya? Yani ne bileyim, filmi varsa kitabı da vardır kanka yani. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun kanka. Ah. Yine geldiler. Yine geldiler. Düz liseliler. Oo, kimler buradaymış? Dur söylemeyin, ben tahmin edeceğim. Hayvan çiftliği. Yok kanka yok, bunlar Victor Hugo'dan sefiller. Şşş! Feridun, ben de tahmin edeceğim lan. Edeyim mi lan tahmin? He? Edeyim mi? Oğlum et işte lan, bana ne söylüyorsun? Seni tutan mı var, et? Bence bunlar kıskanç köpekler. Öyle bir roman mı var Fikri? Roman olarak demedim. Genel olarak dedim. Feridun, şşş! Nasıl tahmin ettin lan? He? Çok güzel tahmin ettin değil mi lan? Sen benim tahminimi kıskanıyorsun değil mi lan? Kıskanç at ağzı köpek. Oğlum ne diyor lan bu? Niye getirdik biz bunu yanımızda ya? Abi idare et ya. Babası kıyafetlerin sponsoru o yüzden. Siz hayırdır ya? Niye geldiniz oğlum buraya? Edebiyat aşkı diyelim. Ne ya, bunlar da kızlara gelmişler. Kesin ya. Ya birader. Merak ettim seni ya. Şöyle bir şöyle geç bakayım böyle bir. Kimsin lan sen, beni çözemedim. Küçük prens. Ulan kel prens mi olur ya? Ne oldu, küçük deyince zoruna mı gitti? Sen ne oldun? Yani... Kaşağı. Ciddi mi söylüyorsun, kaşağı mı geçiyorsun bizim? Yani Bilal biraz minimal takılmış olabilir. Bence minimal değil. Minimal bu. Ne? Şşş! Feridun! Nasıl espri yaptın lan? He? Gördün mü? Çok komik espri... Sen benim esprimi kıskanıyorsun oğlum, değil mi lan? Hasbinallah ya. Kıskanç köpek. Neyse. Her türlü sizler öndeyiz. Çünkü ben Aşkı Memnu Ednan Bey'im. Ha. Beni kim geçebilir? Tabii ki de ben geçebilirim. Yani Behlül. Kız tavlamaya Aşkı Memnu Adnan Bey olarak geldiğim yere Behlül gelmiş. Kesin elendim ya. Şşş. Şşş. Feridun. Ne var ya? Ne var? Saçım nasıl lan? Ne? Bak. Kımıl kımıl. Sapsarı. Yenem de var lan bak. Saçın yok diye beni kıskanıyorsun değil mi lan? Nasıl? Kıskanç köpek at ağzı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu kim böyle sapsarı saç, yeleler falan? Kim bu, aslan kral mı? Ya ne bileyim, fantastik bir roman kahramanı mı? Ya yok be, değil. Roman Kahramanları Festivali'ni yanlış anlamış. Romanı duyunca Tarık Mengiç olmuş. Ben kim diyorum ya? Ya tamam, tamam. Kanka, bir kişi elendi. 1-0 öndeyiz. Ay, yes be. Abi gel. Gel, gel. Sen yine gel. Sakin, sakin, sakin. He? Sakin, sakin. Ne? Geldi, geldi. Tamam, sakin, sakin. Sakin. Sen nefes al. Nefes al. Nefes almayı unutuyorsun. Burnuma koktu. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ben Burcu. Festivale Anna Karenina olarak katılıyorum. Oh ne güzel. Ben de Jale. Lady Macbeth'im. Kim bunlar acaba? Çok memnun oldum Anna Karadayı hanımefendi. Çok gerçekten çok memnun oldum. Ben sizi çok beğendim. Çok güzel olmuşsunuz. Çok beğendim. Ben de Anna Kara...
Karasinan. Anna Karenina ya. Yükseğim. Teşekkürler. Yüksek olmasa şaşardım zaten. Arkadaşlar, anladığım kadarıyla siz de yarışmaya katılacak olan eşlerinizi seçmek için buradasınız. Bunu yarışma diye kısıtlamayalım. Biz genel anlamda eş arıyoruz. Orada, burada, şurada, her yerde biz eş arıyoruz. Tamam. O zaman bence eşlerimizi seçmek için birbirimizi daha yakından tanıyabiliriz diye düşünüyorum. Hemen daha yakından tanışabiliriz. Nasıl isterseniz. Yakın. Hayır, yakın dedi diye yaklaştım. Yanlış mı anlaşıldı? Korkacaklar. Evet, şu taraftan başlayalım. Şimdi siz Küçük Prens'iniz. Behlül, Faruk Mengüç. Bu tarafa bakalım. Adnan Bey. Keloğlan, hemen anladım. Seni ben çıkartamadım ama. Nasıl ya? Tarık Mengüç'ü bile çıkardın, beni mi çıkaramadın? Kaşığı. Kaşığı mı? Gerçekten çok komik bir bakış açısı. Ya benim edebiyatla mizahı birleştirdiğimi, böyle entel bir serseri olduğumu söyler. Tabii bunlar değil. Edebiyat zümreleri. Bunlar ne bu? Gerçekten mi? Peki Rus yazarlardan hangilerini okudun? Rus yazarlar ama. Rus yazarlardan ben Andrei Shevchenko'yu Yevgeni Pleshchenko var. Bir de şey var, Yuri Gagarin. Onlara ben bayılıyorum. Nasıl atma lan! Yok öyle bir şey. Bunların bir tanesi futbolcu, bir tanesi buz patenci, bir tanesi de kozmonot. Sen nereden biliyorsun? Bu nereden biliyor lan bunları? Arkadaşlar, kürk mantolu Madonna'yı okudunuz ama herhalde diye düşünüyorum. Madonna okunmaz efendim. Dinlenir. Şaşırtmaçlı soruyu şak diye gördüm. Ya onun da ama yani şarkıları artık eskidi ya. Yani eski şarkılarındaki tadı kalmadı diye biliyorum. Eyvah! Burcu, bunlar bomboş. Evet. Neyse, dur, sırayla başlayalım o zaman. Peki siz Gorki'nin anasına hakim misiniz? Biz kimsenin anasına hakim olmayız. En fazla elini öperiz. Ya Anton Çehov'un üç kız kardeşini de biliyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Kız mı? Nerede oturuyorlar? Nerede oturuyorlar? Nerede oturuyorlar? Ben cevabımı aldım. Teşekkürler. Arkadaşlar, siz kitap okumayı ne zannediyorsunuz? Tamam Burcu. Rus yazarları bilmiyorsunuz, okey. O zaman başka bir şey soracağım size. Ümit ediyorum ki bunu biliyorsunuzdur. Bugüne kadar bir kere olsun Göte'de mi bakmadınız? Ya, yani... yani... Nedir oğlum? Yani... Çaktırmadan bakıyoruz aslında. Arkadaşlar, çaktırmadan değil, açık açık bakmanız lazım. Böyle oluyor mu ya? Nasıl ya? Ya tabii ki. Alın ve bakın. Bakın, bakın. Bakın, bakın. Açın gözümü. Ana. Bakın, açıyorum. Kitap mı? Kitabın ne be? Abi, böyle. Gerçekten inanamıyorum. Alman yazar Goethe'yi tanımıyorsunuz. İnanılmaz. Ezber geldi. Neyse, bir şekilde seçmemiz lazım. Öyle sap gibi gidemeyiz çünkü. Evet, ama bence bizimle eşlik edecek olanların kendini kanıtlaması gerekiyor. Ha, evet. Nasıl yapacağız ki? Kız. Ben kanıtlarım. Tamam, korkutmadan kanıtla. Şahşuka! Şahşuka! Şahşuka, şakada şuka! Dayamadım, dayamadım, diyemedim şakada şuka. Şakşuka, 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 şakada şuka. Dayamadım, dayamadım, diyemedim şakada şuka. Bravo be.
helal olsun. Şşşş! Feridun! Efendim? Nasıl kanıtladım ama? He? Gördün mü lan kalçalarımı? He? Sen benim kalçalarımı kıskanıyorsun değil mi? Ya lan? Kıskanç köpek. Allah Allah. Arkadaşlar, yani mesela Anna Karenina bence çok karanlık bir tip. Ve onu o karanlıktan çıkaracak birine ihtiyaç duyuyor. Burcu Hanım, Anna Karenina Hanım. Bence sizi bu karanlıktan çıkaracak olan tek roman karakteri burada Adnan Bey'dir. Çünkü kendisi kadın ruhundan anlayan, zengin, Sarıyer'de yalısı olan, efendime söyleyeyim, görgülü, çok nazik bir beydir. O yüzden ben aşkı memnun Adnan Bey olarak size talibim. Aslında doğru söylüyorsunuz. Yani Adnan Bey her zaman Bihter'e iyi ve yapıcıydı. Behlül de yapıcıydı. Gayet yapıcıydı Behlül de yani. Hatta Bihter'i en çok Behlül mutlu etti diye biliyorum ben. Aslında o da doğru. Yani Anna Karenina Bihter olsaydı Behlül de seçebilirdi. Hmm. Doğru. Alçak! Sen benim oğlumdun. Oğlu! Oğlu! Ne oluyor ya? Bu tipler ne lan? Müdür Bey, roman kahramanları festivali yapılıyordu. Herkes yapıyordu. Biz de o yüzden yaptık. Kızım, siz ne yapıyorsunuz ya? Siz delirdiniz mi? Allah'ınız aşkına bakın, bu festivali yapan öbür okullara toplumun ahlakına zarar veriliyor diye soruşturma açıldı. Nasıl ya? Tabii canım, hiç haberiniz yok mu ya? Müdür Bey, ben Anna Karenina oldum. Edebiyata ne gibi bir zararım olabilir ki? Edebiyata değil, senin zararın bana. Bana yavrum, bana. Ben sizi korumakla mükellefim. Bakın Anna Karenina ne yaptı? Tuttu kendini, raylara attı. Ya siz de okuyup aynı şeyi yaparsanız, he? Mesela... Düküm, sen az bir çekil bakayım. Bu adam Behlül olmuş değil mi? Behlül. Ya şimdi o da okuyup aynı şeyleri yapmaya kalkarsa? İnşallah hocam. Boş! Pek. Bak, bak, niyeti bozmuş. Yapma Behlül, o senin yengin. Hocam. Arkadaşlar bakın, bunlar örnek alınacak karakterler değil. Söyle oğlum. Hocam artık gençleri aptal yerine koymayın ya. Ne olursunuz. Ya biz de biliyoruz, bunlar hayali roman karakterleri değil mi? Ama biz bu hikayeleri okumadan, bu karakterlerin düştüğü yanlışları görmeden nasıl ders alacağız? Öyle değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Güzel konuştun. Evet oğlum. Hatamı anladım. Her şeyi fark ettim. Kusura bakma. Varın gönlünüzce eğlenin. Peki bu arada merak ettim. Acaba sen hangi roman kahramanısın? Allah Allah, niye kimse anlamıyor arkadaş ya? Ömer Seyfettin kaşa böyle atı tarıyor ya, bu. Ben at mıyım oğlum? Atı tarıyor ya hocam. Salak. Yemin ediyorum, dümdüz salak. Ya sen kaşayı roman karakteri zannediyorsun. Bir de gelmiş bana Z kuşağı tribi atıyorsun, öyle mi? Salak. Tamam, ne yaparsanız yapın. Yalnız basına muhalefet olmayın, benim başımı ağrıtmayın. Tamam hocam. Hocam. Tamam hocam. Hocam, sağ olun hocam. Görüşürüz hocam. Sağ olun. Vay be Bilal. He? Ne kadar sanatsan, ne kadar güzel konuştun öyle. Gerçekten, yani tam böyle bir yazar gibi konuştun. Ne kadar derin analizlerin varmış Bilal. Allah Allah ya. Evet kızlar, ben bazen köşeme çekilip böyle derin analizler yaparım. Demin yaptığım şeyler de şakaydı zaten, inanmadınız umarım. Hepsi şakaydı. Hocaya söylediğim laflar da yeni romanımdan alıntı. Roman mı? Çok güzel. Vay be, harika. Galiba bu cümleden sonra kimi seçeceğimizi bulduk. Evet. Evet. Seçilsinler. Küçük Prens'i üzdünüz. Şşşş! Feridun! Senin yüzünden kızları kaçırdık lan. Pis köpek. Ben de kıskandım. Manyak lan.
Behlül kaçar. Git şimdi bağıra bağıra vur direksiyona. Arkadaşlar sizi çok tebrik ediyoruz. Yalnız biz gördüğünüz gibi iki kişiyiz, siz üç kişisiniz. Yani bir kişiyi tabii ki elemek zorunda kalacağız. Bizde hep böyle oluyor, alıştık. Ve aslında kimi seçtiğimizi tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani şöyle, eşek değiliz tabii ki. Evet, kızlar benim derin düşünceli ve yaratıcı halim ortada, öyle değil mi? Bu sığırlar var ya, sabahtan akşama kadar ya kripto ya da futbol konuşur. Ama ben öyle değilim. Ben çekilirim köşeme, o ikircikli biricikliğimle yalnız romanlar yazarım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yok, yani kusura bakmayın. Evet, kızlar, şunların gözlerine bakıp kimi seçtiğinizi söyler misiniz? Aynen öyle Bilal, çok haklısın. Biz seni asla rahatsız etmemeliyiz. Evet. Sen romanına odaklanmalısın. O yüzden biz... Hayır. Ne romanı ya? Arkadaşlar, ben de bir salladım onları. Öyle bir şey yok. Roman roman yok. Ben Cin Ali bile okumadım daha. Ya Bilal, sen ne kadar mütevazı bir Çin çocuksun böyle. Değilim. Ben derin merin değilim. Ben sığım, sığ. Dümdüz. Bay bay Bilal. Neyse kardeşim, sen bir kenara geçip hayatı özümsersin. Hadi eyvallah. Evet kanka, sen de burada yalnız başına takıl. İkircikli bicirik. Amanın damanın. Oğlum bak. Amanın damanın. Dön buralarda böyle dön. Çok seviyorum ben bu bicirik karakterini. Aa, ben daha güzel yapıyorum. Amanın damanın. Ya neden hep böyle oluyor arkadaş ya? Yine kaldık elimizde fırçayla. Pardon. Evet. Merhaba. Ben Raskolnikov. Yoksa siz kaşağı mısınız? Ha! Bir sen kaşağı geçmemişsin, sen de geç. Hayret bir şey, Raskolnikov, Maskolnikov. Hasta etmeyen insanı. Yürü git şuradan terbiyesiz. Ah, ne oluyor be? Siz kızmışsınız. Kızdım tabii. Allah Allah. Ayrıca sensin terbiyesiz. Hayır, kızmışsınız derken... Ben erkeğim ya. Siz kızmışsınız, öyle kızmışsınız. Ay kusura bakmayın ya. Bu Raskolnikov hangi romanın karakteriydi? Hayır, güzelliğiniz karşısında dilim tutuldu. Suç mu? Suç. Bu da cezası canım. Ha. Suç ve ceza. Şimdi bir dakika, bir saniye. Benim hayatım film olur diyen var mı aramızda? Şurada beyefendi var. İsim merhaba. Ömer Şimşek. Ömer. Evet. Hangi film derseniz Güneşi Gördüm film olurdu. Öyle değil. Hangi film? Sizin kendi filminiz olacak. Tabii şimdi ben size kendi filmde... O Güneşi Gördüm filmin kendi... Benziyor. Benziyor. Çünkü Norveç'te kalıyorum, Oslo'da. Evet. Gelişimiz de o şekilde oldu Ömer. Hani... Evet. Hani... Yani ne tür olur peki filminiz? Ya böyle dram mı olur? Macera mı olur? Ya macera olur. Zombi bir macera hikayenizi dinleyelim. Askerlik anımı anlatayım belki. Macaralı bir geçti yani. Vietnam'daydık diyorsun. Yok, Vietnam'daydım. Kralın askeriydim. Norveç kralın askeriydim orada. Ha, gerçekten. Gerçekten öyle. Evet. Bir kış zamanıydı böyle. Her tarafta kar vardı. Ben de sarayın arka tarafında nöbet duruyorum. Elimizde silahlar, mermiler, her şey hazır. Atışa hazır bir mekandayız. İki tane genç kız oğlan, sevgililer, genç çocuklar. Oğlan kar topu atıyor bana. Kız da uyarıyor, diyor ki aman peki diyor. Peki siz sen... nöbettesiniz. Ben nöbetteyim. Kıpırdayamıyorsun. Biz de aynı böyle nöbette duruyorsun. Kendi kulübemiz var. Kıpırdama yok. Kıpırdama yok bizde. Ama kar topu atıyor. Kız da diyor ki, uyarıyor tabii ki. Niye atıyorsun yani? Çocuk rahatsız oluyor falan. Norveççe öyle kelimeler söyleyince. Durmuyor çocuk. 2-3 kere atıyor. Ben de sağıma soluma baktım. Olacak bir şey değil. Şarjörü şey yaptım. Epey oldu. Kar topuna cevap vereceksin. Evet. Çünkü evet. Kralı koruyorsun. Şarjörü doldurdun ama çocuk 4 nala koşmaya başladı. Sen şarjı doldurunca çocuk da doldurdu. Evet. O 4 nala kaçtı. Öyle bir anım oldu yani. Ya işte Norveç böyle sürekli tehdit altında olduğu için bu tehlikeler oluyor tabii. Yok, öyle bir tehdit altında olan bir ülke değil ama... Güzel. Çok güzel bir hikayeydi. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben. Saygılarımı ediyorum. İyi ki gelmişim buraya. Kolay gelsin. Krala selamlar. Saygılar. Evet, şimdi tabii
filmleri çok seviyoruz. Bazı filmleri de böyle ne güzel film diyoruz ama filmde kalsın istiyoruz. Bazı tehlikeleri filmde görmeyi seviyoruz. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela bir eve konuk olacağız. İşte tam Covid'ti, bilmem neydi derken daha bela ne olabilir? İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. Oy. Bakın ne diyor. Bir iki ay içerisinde Covid salgınından kurtulabilirmişiz. Aman bıktım vallahi ya. Resmen koca 3 senemiz bu Covid belasına gitti ya Hayati. Yazıklar olsun. Allah başımıza daha ne gelecek acaba? Vallahi ne diyeyim hanım ya. Daha beter ne olabilir bilmiyorum artık. Sevgili ailem, hemen kapıları camları kapatın. Dışarıda inanılmaz zombi salgını var. Ne zombisi lan? Ne diyorsun oğlum sen? Lan şu ağzıma bak ha. Şimdi söyledim. Şaka değil değil mi? Baba ne şakası ya? Dışarısı zombi kaynıyor diyorum size. Oğlum senin ağzın ne söylüyor Allah aşkına? Ne zombisi ya? Böyle saçma sapan ya, şey mi olur? Anneciğim bana inanmıyorsanız haberleri açsanıza ya. İnsanoğlu daha önce hiç görülmemiş çok tehlikeli bir tehditle karşı karşıya. Zombiler. Isırma yoluyla yayılan zombi virüsü, ısırılan kişiyi birkaç dakika içinde zombiye çeviriyor. Virüsün, Çin'de maymun beyni yiyen bir kişiden bulaştığı düşünülüyor. Zıkkımın pekini! Ne bulursanız yediniz, hom 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 soktunuz ağzınıza. Ne kadar hayvan bacağı, kulağı varsa yuttunuz. Sizin yüzünüzden bu hale geldik. Ya böyle şey olur mu hayatım? Bak gene yeni virüs geliyor. Ne diyorsun çocuğum? Ne yapacağız? Bir dakika, dur. Düşünüyorum. Düşün. Önce şu kapıları, pencereleri hemen bir kapatalım. Kapat. Kesinlikle içeri girmemeliler. İyiyim. Abo. Yeter. Evde yeterince yemek stoğu var mı? Bilmiyorum ki. Kilere bakmak lazım ya. Tamam. Öncelikle bir dakika sakin olalım. Ay yüreğim. Evet, yüreğim. Yatak odasının penceresi açıktı galiba. Bütün kapıları, pencereleri kapatalım. O lanet olası canlar içeri girmesin, tamam mı? Tamam. Tamam. Lanet olsun. Sanırım bu defa insanlığın sonu geldi. Geldi. İçerideler. Şu eşyaları alın, silah gibi kullanacağız. Şu evde. Şu iyi. Şöyle sokarım hayatı böyle. Saldırın! Altı ay sonra. Çekil! Yürüyen mal. Görmüyor musun? Çay var elimde ya. Terbiyesiz. Çekil hadi. Ya şu pencereyi kim açıyor bu evde? Ha, baba ben açtım ya. Zombilere ekmek atıyorum da. Bak şimdi. Gel oğlum. Al oğlum. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya baba, ekmekleri böyle et suyuyla bandım. Bunları besliyorum. Baksana nasıl üşüştüler. Gel. Ya oğlum, Bahadır. 50 kere dedim, şunları şurada yemleme ya. Bütün kapının önüne pisliyorlar sonra. Aman ne ya. Bir iki tane daha atayım, gönderiyorum. Oğlum, Allah Allah. Ya uğraşma elin zombisiyle. Ana! Müslüm abi değil mi lan o? Aa! Müslüm abi! Ne yaptın? Yapma ya, kapadın ha dükkanı. Ya bu illet ilk küçük esnafı buluyor zaten. Hadi bakalım. Hadi. Oğlum, lan uğraşma şuna. Müslüm amcam o seni ya. Adamın zaten siniri burnunda. Hadi kapat pencereyi. Böyle böyle gidiyor. Tamam dayıcığım, tamam. Açıyoruz. Baba, kapıyı açar mısın? Dayımla yengem gelmişler. Zili çalıp zombilerin dikkatini çekmeyelim diyorlar. Kardeşin zaten çekeceği kadar çekti dikkatlerini. Tamam. Hadi aç. Ekmek atıyor ya. Ah hoş geldiniz, hoş geldiniz. Lan sen hala mı?
benim. Aferin ama. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bak hala o sen çıkarmıyorsun. Gördün mü ne yaptın? Tamam tamam, bir ısırık falan yok değil mi? Yok yok. Aman iyi. Ama yok bak nasıl maskeleriyle gelmişler gene. Vallahi bravo sana. Ay yok ablam, nasıl çıkarayım maskeyi ha? Maskeyi çıkarmayınca kendilerinden zannedip ısırmıyor salaklar. Allah çok sıkıldım artık, gözlüklerim hep bu hal yapıyor ya. Ne zaman geçecek ya bu dönem? Ya tamam Mehtapçığım, önemli olan sağlık. Zaten uzmanlar da söylüyor. Maske, mesafe, sopa. Tamam. Sizin sopalarınız nerede? Ya sopaya aşağıda iki tane zombi çıktı. Kafasına çaktım kırıldı ya. Dönüşte fazla varsa sizden alırız biz. Ya var var, devlet ücretsiz dağıtıyor. Ben size veririm dayıcığım. Geçin geçin. Geç geç bir tane. Ya ne zaman kurtulacağız şu maskelerden ya? Şöyle sirkelerinizi sıkayım malum. Dışarıdan geldiniz. Teyze bol sık canım benim, bol sık. Oh. Falan ya iyiydi. Sirke çok kötü kokuyor. O arada ben okula gidiyorum. Hadi görüşürüz. Aa, Bahadır'cığım yüz yüze eğitim başladı mı? Başladı Mehtap yenge. Ama zombileri ayrı sınıf açtılar. Her şeyin hazır mı yavrum? Hazır amcim. Tamam. Merak etme. Bak çift sopa taktım, hiçbir şey olmaz. Tamam. Sopalayın. Masken nerede? Maskem de burada. Antrenman yapalım oğlum. Yapalım. Kulağımı da sıvayacağım. Tamam. Şöyle. Tamam, tamam, hazırsın bir tane. Hazır. Hadi bakalım. Oh, hadi iyi bakalım. Ama çakacağım şimdi. Bu da hep bu kafanın önünde. Yürü. Hep buraya geliyor bu serseri be. Vallahi gına geldi. Vallahi var ya, millet artık iki, üç sopa takıyor ha. Tabii. Zamanında var ya, sopa işine girseydik... bütün yurt dışına ihraç ederdik ya. Sopa işte. Aklına da gelmez ki. Nereden bileceksin zombi? Ya bana bak Fikri. Oğlum sen bak, bir kaşınıyorsun filan ha? Böyle bir... Lan sende yoksa zombilik filan olmasın? Yok canım, yok. Yok ya. Alerjik benimkisi. Alerjik diyorum. Alerjik ya. Ya yok vallahi, ben de diyorum git diyorum bir test yaptır diyorum. Ya Hayati abi, böyle bir şey olabilir mi? Yani çocuk anaokulundan getirmiş olabilir. Çocuğu ısırdılar çünkü. Allah'tan çocuklar zombiliği kolay atlatıyor. Evet. Ama yani eve getirmiş olabilir. Ya Mehtap hep aynısını söylüyorsun ya. Hayati abi benim mevsimsel bu. Döküntüm gerçekten öyle bak. Hep her sene ben bu dönemde kaşınıyorum. Kız sen niye işe gitmedin? Ya dayıcığım, ofiste biri doğmuşta para uzatırken biri onu dişlemiş. Biz de evden çalışıyoruz, önlem amaçlı yani. Hatta ben şimdi odaya gideyim, maillerime bakayım, kaytarıyor demesinler. Aman aman bak kızım, temaslılara da dikkat etmek lazım. Mehtap! Kız Tevfik amcadan haberin var mı? Ne? Zombi oldu ya! Aaa! Vallahi diyor. Ay, nerede şimdi, nasıl, ne yapıyor? Bir tane iyi bir hastane bulduk. Onun bahçesine bağladılar. Orada debiniyoruz. Teşekkür ederim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çok zorlandık Mehtap. Hastaneler böyle tıklattı. Böyle bahçeler, bir böyle! Bir bahçe bulamadık ya. İyi yer bulmuşsunuz en azından. Bulduk, bulduk, bulduk. En az hafif geçiriyor inşallah. Hafif hafif, ayakta atlatıyor orada. Ha. Güzel, güzel. Ulan Bill Gates, yine yaptın yapacağını ha. Ya Allah aşkına Fikri, Bill Gates'le bu olayın ne alakası var? Hay zombilikten nasıl bir çıkarı olabilir? Hayat abi, yani şimdi sen de var ya, araştırmadan konuşuyorsun ya. Ya sen bilmiyorsun sanki bu olayları. Adamlar bu Covid'i başarılı olamadılar, dünyaya egemen olamadılar. Şimdi zombilik çıkarttılar ya abi. Araştırmıyorsun sen bunları. Bill Gates'i biliyorsun değil mi Bill Gates'in? Kaç tane elma sirkesi fabrikası var? He? Bak bunların ciğerlerine Hayat abi. Bakıyor musun? Bakmıyorsun, görmüyorsun Hayat abi. Görmüyorsun. Biraz araştırsan göreceksin. Görmüyorsun abi, sürekli oturduğun yerde konuşuyorsun sen. Nereye bakıyorsun lan sen? Ana, bunun görme duyusu da gitti ha. Vallahi bunda bir zombilik var. Zombi olmasın bu ya? Yok yok, değilim ya. Değilim. Ha, göz zammam var burada. Gözüm sulanıyor ya benim. Hmm. Göz nezlesi olmuşum ondandır. Mevsimsel. Her sene bu mevsimde oluyor yani. Kesin oluyor benim başıma. Bu arada ben kesin zombi atlattım. Nasıl? Vallahi. Geçen ben sana ocakta demedim mi kız? Mehtap, ben kendimi zombi gibi hissediyorum. Ben zombiliği ayakta atlattım. Ama herkes de öyle diyor zaten. Ah, ah dur. Kapıcı gelecekti ben. Bak. Kudret Bey'dir. Ha gel Kudret, gel. Hayat abi, sipariş. Sağ ol, sağ ol. Hayat abi, dikkat et bak, bu zombi olmuş. Yok yok, Mehtap korkma.
Kudret Bey çok hafif atlatıyor. Hiç dişleme mişleme yok. Şöyle kokluyor, ondan sonra devam ediyor. Koklar koklar gider o. Sen şey yap. İyi bari. Zombilik ağza inmemiş demek ki daha. İnmemiş. Abi, koklamak demişken azıcık koklayayım mı seni? Lan oğlum Kudret, ya Allah aşkına bunu konuştuk, hoşlanmıyorum. Hayatım be, lan bir ki kırma şu garip. Tamam, al, al kolumu kokla. Bu kadar. Gel mesafeye dikkat Kudret. Mesafe, mesafe. Allah seni de çivileyecek kadar ha. Hadi, 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 hadi mesafe. Hadi, hadi Kudret Efendi, kolay gelsin, hadi, hadi. Tamam, bu nedir ya? Vallahi artık dışarıdan alışverişi keseceğiz yani. Kendi ekmeğimizi evde kendimiz yapacağız mecbur. Öp. Fikri, ne bakıyorsun la bana öyle yiyecek gibi? Aşktan bakıyorum Metap. Romantik de mi olmayalım? Fikri, bak bir şey diyeceğim. Varsa böyle belirtin falan zombiysen söyle kardeşim. Ayıp bir şey değil, utanma, söyle. Varsa belirtin. Değil mi, bir icabına bakarız ya. Ya yok yenge, öyle bir şey yok. Öyle olsa ben konuşabilirim. Ateşim çıktı benim ya. Biraz terledim. Mevsimsel. Hep oluyor yani bana bu sıralar, hep oluyor. Ben bir tuvalete gideyim, yüzüme su çarpayım, gelin böyle. Gerçekten benim mevsimsel. Orada öyle nefete ediyor. Fikri, orada değil tuvalet kardeşim. Bak şurada. Nereye taşıdınız yenge tuvalet? Ha, şuraya taşıdık. Deliyiz ya biz, geç hadi. Şuna bak, şuna. Ayağını da sürüyor ya. Çap çap. Vallahi bütün belirtiler var. Buna bir test yaptırın Mehtap. Bak şimdi Hayati abi. Test yaptıralım, tamam haklısın ama bu yaptırmak istemiyor. Adam da haklı, hak veriyor biliyor musun? İş yerinde bunlara zorunlu test yaptırıyorlar da. Her hafta, her hafta. Hı. Bu testi de biliyorsunuz beyne bakılıyor. Evet. Benim kocamın da beyni küçük. Küçük olduğundan beyni korkmuyor. Korkmayınca da bu adam her hafta pozitif, her hafta pozitif. Çıkardım. Bu da yaptırmak istemiyor Fikri abi. Beyni yok adamın. Küçücük beyni var yani adam. Şimdi Hayati düşünsene, beyni yok zaten çıkmıyor. Çıkmıyor. Bu testlerde zaten yanıltmıyor mu? Bir yanıltıyor. Öyle diyorlar, bir böyle diyorlar. Öyle diyorlar. Şimdi şu 20 dakikada çıkan testler var ya, onlara hiç güvenme. Hiç. Geç. Hangisi o? Ana dur, saati de geldi. La bakalım işte, kaç tane vaka var bugün. Sevgili vatandaşlarım, koronavirüs salgınından sonra zombi salgını da beni buldu. Güncel zombi sayılarını vermeden önce bazı hususları tekrar hatırlatmak isterim. Unutmayın, zombi virüsünden korunmanın en iyi yolu zombilere yakalanmamak. Hayır, hala nasıl yakalanıyorsunuz? Onu da anlamış değilim. Zaten ayaklarını sürüyerek yürüyorlar. Yahu bir zahmet koşun. Koşmak demişken, lütfen çok hızlı koşamayacak durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlarım. ...65 yaş üstü vatandaşlarımız bir süre daha dışarıya çıkmasınlar. Kaçamıyorlar. Zombilere yem oluyorlar. Bakın, ilk günden beri söylüyoruz. Temizlik, maske, mesafe, sopa, spor ayakkabı. Topuklu ya da kösele ayakkabıyla zombiden kaçamazsınız. Hanımlarımızın dikkatine.
stilettolarda Haziran'a kadar rafa kaldırılmış. Ay hayatı ya. En önemlisi lütfen sopasız sokağa çıkmayın. Toplu taşıma araçlarına sopasız hiç kimse alınmayacaktır. Unutmayın, hiçbir zombi alacağınız önlemlerden güçlü değildir. Şimdi çok merak ettiğiniz güncel vaka sayılarını açıklıyorum. Bu Covid, bunu geçelim. Evet. Günlük vaka sayısı, günlük zombi test sayısı 460 bin. Enfekte zombi sayısı 45 bin. Hastane bahçesi ve açık otoparklara bağlanan zombi sayısı 3570. Canına tak eden bakan sayısı 1. O da benim. Zombi salgını ne artık? Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Soru almıyorum, şimdiden cevaplayayım. Halı sahalar açılmayacak. İyi günler. Canlı yayında zombi öldürtüyorsunuz. Canıma da yetti. İyi günler. Aklı insanı ne hale getirdiler vallahi, ne çekti. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçek rakamlar değil bunlar. Bak, en az 3 katı zombi var, ben sana söyleyeyim. Dışarı çık, her yer zombi be. Bütün bahçeler dolu, bütün ağaçlara bağlamışlar. Nerede bu rakamlar? Doğru diyorsun. Tevfik amcaya da zor yer bulduk ya Hayati. Ya. Ama bir şey diyeceğim, böyle daha iyi değil mi Hayati? Herkes böyle ısırlı ısırlı sürü bağışıklığı gelişiyor. Ya insanın kendine yakıştırdığı bağışıklığa bak, sürü. Allah Allah, bu nedir ya? Ya yakında vallahi uzaylılar gelecek, biliyor musun? Gene bu adam çıkacak, uzaylıların kaçırdığı dünyalı sayısı diye anlatacak. Ben alıştım artık. Şişt, açma şu şoma ağzını, kurban olayım ya. Fikri nerede kaldı ki artık? Geç oldu, biz de gidelim. İyi, olur olur. Fikri! Fikri! Ben dedim ama, ben bak. Bunun böyle olacağı belliydi. Belliydi. ne? Fikri, sen ne ara üstüne başını yırttın oğlum, ama böyle olmaz ya. Bir tane test yaptırak dedim Fikri ya. Lan. Beni mi yiyeceksin? Mesafeyi koru, mesafeyi. Arkadaş, salgın gününde misafirlik nedir ya? Efendim, sevdiğini söylemek, aşkını ilan etmek dünyanın en güzel duygularından biri herhalde. Ama bizim bir arkadaşımız var. O buna pek cesaret edemiyor. Ve neler oluyor izleyelim efendim. Buyursunlar. Ya of ya! Ya! Ya of, ne darladı beni bugün ya. Şu matematik kafam var ya, bir türlü almıyor. Bu etiksten sonra matematik bilimi beni kaybetti abi. Ya matematiğe aferi sokmak nedir zaten kanka ya? A artı B nasıl olabilir? İşte ben dedim sana, biz sözeli seçecektik Ozan. Gittik sayısalcı olduk, yaktık kendimizi ya. Sen kendinle konuş.
Anladın mı? Ben gayet anlayabiliyorum yani her şeyi. Benim gayet farkındalığım yüksek yani. Senin kapasiten yok bence, senin yok. Doğrudur, belki ben yapamıyorum. Belki değil. Sen yapamıyorsun. Bak, senin kafanın önü çökük. Evet. Bence sen doğuştan bile salaksın bence. Öylesin sen. Doğrudur, belki öyledir. Siz o zaman sipariş verin. Ben de bir lavaboya kadar gideyim. Ozan gelsene arkadaşım. Geleyim kanka. Ne biçim çocuk ya? Şişe bile arkadaşıyla gidiyor. Böyle bir şey bile yok. Burcu, sen ne yapıyorsun şu anda? Hayır yani Firdun sana ne yapmış olabilir? Evini falan mı taşladı? Ailene küfür mü etti? Bu nasıl bir öfke yani? Niye köpek çekiyorsun abi bu çocuğa sen? Aşık oldum ben. Nasıl? Aşık mı oldun? Bu aşk olmuş halin mi? Neyse ki nefret etmiyorsun. Evini kurşuna falan dizerdin herhalde. Anlamıyorsun sen beni. Sen daha önce aşık olmadığın için herhalde beni hiç anlamıyorsun. Anladın mı? Ya tamam okey. Aşık olmamış olabilirim ama sonuçta yani ben olsam da böyle olmam asla. Olursun işte. Ya normalde böyle onu gördüğüm zaman böyle öpmek istiyorum. Yanağımı yanağıma, kulağımı kulağına değdirmek istiyorum ama karşıma geldiği zaman da böyle ağzını kırmak istiyorum onu. Burnunu patlatmak istiyorum onu. Ya nasıl yani? Kızlar ya, peçete var mı yanınızda? Hizmetçi mi hizmet senin burada? Aptal! Tamam, ben bir tuvalet kağıdı bakayım o zaman. Nasıl tatlı. Görüyor musun? Yani Burcu, sen görüyor musun? Neden böyle yapıyorsun Burcu? Böyle olmaz bak, ikinize de yazık. Bence belli etmesin hoşlandığını. Nasıl edeceğim? Bilmiyorum ki. Ne yaptınız? Verdiniz mi siparişleri? Senin ağzın yok mu? Ağza bak! Be! Kötü bir ağız! Lahm çukuru gibi ağzın var senin be! Açma ağzını sen! Sus! Sus! Anladın Burcu, mı? Burcu, yavaş gel biraz ya! Sen bu çocuğu sahipsiz mi sandın ha? Bak Burcu, sen böyle konuşuyorsun ama bu çocuk tuvalette neredeyse ağlıyordu, tamam mı? Ne ağlaması ya oğlum? Niye söylüyorsun? Bilirsin abi bunlar ya! Burcu, bu çocuk hassas bir çocuk Burcu. Hassas bir çocuk bu. Bana geçen gün Ozan beraber şiir gecesi yapalım mı dedi ya. Hatta bunu kızları etkilemek için falan söylemedi biliyor musun? Direkt içinden gelerek, yürekten gelerek söyledi yani. Babam da oğlum ağlamaktan izleyemedi bu çocuk. Tamam lan sen de Allah. Öyle ama kanka bilirsin bunlar yani. Üzüntüden tamam. Altına falan işiyor bu çocuk ya. Evet bırakıyor salıyor ya. Anam artık. Tamam ya. Susun lan! Susun be! Sen onun avukatı mısın oğlum? Kendin ağzını konuşsana. Senin dilin yok mu lan? Senin ağzını bükerim lan. Konuşsun, konuşsana kanka. Konuş söyle, cevap ver tamam, sen de. Tamam ama sakin olur musunuz lütfen, tamam? Tamam Ozan, ya Burcu belki biraz gergindir bugün, olabilir öyle şeyler. Ben gerginim. Ben neden gerginim? Salak! Senin davranışların yüzünden. Sen beni anlamadığın için gergin olabilir miyim acaba? Sen bu kıt kafana, şu kıt kafana sokamadığın için benim tavırlarımı. O yüzden ben olabilir miyim gergin? Aptal! Burcu gergin. Ben gerginim diyemiyor. Aptal! Ben bir hava alayım arkadaş. Sen anca havanı alırsın zaten. Git be. Kalpsiz. Dur kanka, geliyorum. Kıyamam ya. Hiç nasıl bakıyor gördün mü? Böyle bakıyor bana. Ya Burcu, baya kıydın yalnız. Ne yapıyorsun sen ya? Resmen ağzınla dövdün çocuğu. Yani eğer gerçekten söylediğin gibiyse sen çocuktan bayağı hoşlanıyorsun kanki. Çok hoşlanıyorum. Her gün onu düşünüyorum. Her an, her saniye deli gibi bir şey oldum ya. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bence yeteri kadar tersledin. Artık ona biraz da hoşlandığını belli et artık baby. Nasıl edeyim? Sen bana yardım etsene. Yani şöyle yapalım. Ben şimdi çağırayım Feridun'u. Sen ona de ki ben aslında seni çok severim. Ben seni sevdiğim için böyle yapıyorum de. Özür dile. Çıktın var mı diye sor. Eğer yok derse de sinemaya gidelim mi dersin? Oha. Tamam. Tamam mı? Tamam. Çağırıyorum hadi. Tamam. Feridun, bir bakar mısın? Burcu sana bir şey söyleyecek. Ne söyleyecekse önce bana söylesin. Şamar olan yok sizin karşınızda be. Ya. Ozan saçmalama, bir gelir misin? Bir yalnız kalsınlar. Yalnız bırakmak mı? Yalnız bırakayım. Komodor ejderiyle yalnız bırakırım da Burcu'yla yalnız bırakmam ben kankamı ya. Ya sen bir saçma sapan konuşmayı keser misin? Bir gel şuraya. Nereye geleyim gel ya? Gel bak ya. Allah.
Feridun bak buradayım. Eğer sana kötü davranırsa Feridun. O zaman diye çığlık at, tamam mı? Hemen gelirim, buradayım. Lan tamam be, ne sahiplendin sen de, manyak mı ne? Burcu, bana bir şey söyleyecek misin? Evet. Feridun, sana demin birazcık kötü davrandım Feridun. O yüzden kusura bakma, tamam mı? Ay, ay çok sevindim Burcu ya. Dünyada bana kötü davranmasını isteyeceğim son kişi sensin. Neden? Çünkü Burcu, ben sana karşı bir şeyler hissediyorum. Sapık! Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Aa. Sen kimsin lan? Dişlerim bak senin. Bana bak. Ne diyorsun senin ağzından? Ha? Ne için konuşuyorsun sen? Sus! Sus! Çıkar o dilini! Çıkar o dilini! Sen, ben beyaz bir kuzuyum. Sen dağlarda gezen kara keçi. Sen kimsin lan bana yazıyorsun? Sus! Ozan! Ozan! Bak bir arkadaşını çağırıyorum. Sus! Bırak o çocuğu! Bırak o çocuğu! Sapkın kız! Manyak! Manyak! İyi misin kanka? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Kankacığım gel buraya. Gel elini yüzünü yıkayalım, gel. Tanıyor mu? Tanıyor mu? Bakayım kanamıyor kanka, yok gel. Sapkın. Geç geç, çabuk çabuk. Ya Burcu, ya ne yapıyorsun kanka ya? Esnaf dayağı mı attın çocuğa, ne yapıyorsun? Benden hoşlanıyormuş. Öyle dedi. Ne yapacağım ben ya? Çok heyecanlandım. Ha, o zaman tamam, okey. Senden hoşlanıyorsa zaten ağzını burnunu kırman gerekiyor, doğru. Ya kızım sen nerede doğdun, nerede büyüdün, hayvanlardan mı aldın iletişim dersini? Mağarada falan mı yetiştin ya? Tamam. Ben ne yapacağım? Bana yardım et Cale. Ne olur bana yardım et Cale. Yani artık bu saatten sonra geri döner mi bilmiyorum ama... Bak buraya gelince onu sevdiğini söyle bence. Tamam. Tamam söyleyeceğim. Sevdiğimi söyleyeceğim ona. Tamam. Gel arkamda dur kanka. Tamam. Dur kanka, dur arkamda. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey. Bir şey yapmayacağım. Nerede o? Buradayım ya işte be. Gel konuşacağım sen. Hey, hey, ne diyorsun? Tamam, tamam. Sadece konuşacakmış. Tamam. Feridun. Efendim. Sana demin vurduğum için özür dilerim. Ben bunu nasıl yaptım ya? Nasıl yaptın? Çok güzel yaptın. Dümdüz ettin yani beni Burcu ya. Belki mesleklisellerle kavgada ilk yere düşenim benim, bu kadar canım acımadı. Feridun, ben sana kötü davranıyorum ya. Onun sebebi ne biliyor musun? Ne? Ben sana... Evet. Ben seni... Ben seni... Hı? Ben beni... Ben seni nasıl... Vallahi polis çağırırım, uzak dur. Ya Burcu şu an ne yapıyorsun ya? Kankacığım. Sus sen. Gel öyle gel. Dövdüreceğim lan seni. Aa. Ozan dövdüreceğim diyor. Lan bırak, kime dövdürecek? Manyak mıdır nedir? Yalan söylüyor kanka, boş ver. Göreceksin sen. Okulun karşısında Kudret abim var lastikçi. Ona seni takat tıklı tokat dövdüreceğim seni ona. Ya Burcu saçmalıyorsun şu anda, ne yapıyorsun? Adam gibi o davranacak lan. Adam olacak lan. Ozan kaçalım. Bir şey olmaz kanka, bırak. Yalan bunlar, yalan. Boş ver. Kime dövdürecek oğlum? Hem Kudret abici dövmez. Kudret abici çok seviyor. Ulan çukur gibi geliyor Kudret abi. Kudret abi? Ha. Otur. Otur. Manyak lan bu. Kudret abi iyi değil. Aranda konuşma. Şimdi bana cevap ver. Benim yeğenimi sıkıştıran hanginiz? Sıkıştırma yok Kudret amca. Gayet medeni bir şekilde. Vallahi gayet medeni. Galiba sensin. Seninle bir dışarı çıkalım mı? Bir hava alırız. Aa, yok, burası çok havadar Kudret amca. Gerçekten. Oğlum gel. Gel lan, ben senin ciğerlerini açacağım. Gel, gel, gel. O zaman ben gidiyorum.
Kanka güle güle. Kanka ilk darbeden sonra kapaklan. Kapaklan iyi gelir. Hadi bakalım. Burcu hop. Gidiyor çocuk. Bir şey yapmayacak mısın Burcu? Kudret! Abi dur! Abi, levyeyi unuttum. Gerçi ben çıplak halinde döverim ama bu da olur. Sonra işim bitince gel. Gel tamam. Çık. O zaman Allah'a emanet. Kanka kapaklan. Kapat kendini. Kafanı koru. Ulan be. Ulan yazıklar olsun be. Ulan çıkma teklif etti diye saraydan adam çağırmak nedir ya? Nasıl bir vicdanınız var sizin ya? Allah Allah. Bu çocuk bu travmayla ilişkisi milişkisi artık biter. Aşk hayatı bitmiştir bu çocuğun yani. Zaten tipi aradaydı. Bu dayakla iyice negatife düşer bu çocuk. Bravo gerçekten Burcu. Aşkın kitabını yazdın bayağı. Bir daha bana yürümez değil mi? Hı? Bir daha yürüyemez Burcu. Çünkü şu anda Kudret abi onu levyeyle dövüyor bayağı. Tamam ya, tamam. Kesin söyleyeceğim bu sefer. Ne olur ya, hadi geri çağır şunu, hadi. Yok, söyleme bence. Bir sonraki adım evine bomba atmak olabilir mesela. Vallahi yapmayacağım bir daha. Şiddet yok, Allah belanı versin ya. Hoppa be. Arkadaşlar bu Leman kendisi beni Kudret abinin elinden aldı. Sonra da biz bir ilişkiye başladık. Daha doğrusu o benimle bir ilişkiye başladı. Bana sahip çıkacakmış, söz verdi. Ne yapıyorsunuz lan? Ha? Gundiler. Sorun var mı? Bir söyleyin bakayım bana. Yok değil mi? Aferin. Adam olacaksınız. Adam. Sen de yürü. Yürü. Sana kantinde tost ısmarlayacağım. Yürü. Gidelim Leman. Leman yok lan. Gidelim aşkım diyeceksin. Gidelim aşkım. Aferin. Hoşçakal. Yürü. Feridun ya. Biz neden seninle kavuşamadık ya? Neden? Salak olduğun için olabilir mi acaba Burcu? Hay Allah'ım ya, aşk gerçekten böyle bir şey mi? Bu kadar salak bir şey mi ya? Jale. Ne? Yanında bir çiçekçi gördüm. De yani senin kadar güzel değiller tabii ki ama eğer elinde tutarsan çiçekleri senden nasiplenirler belki. Ya çok güzel. Salak! Salak sen, ne demek istiyorsun? Elini tutarsan çiçekleri diye sapık herif, defol git sapık. Manyak mısınız lan siz? Allah Allah. Manyak zarla dur, defol git buradan. Aşık oldun değil mi? Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılır mısın?